24 Haziran seçimleri öncesinde Mehmet'in gezegeni Seçim Özel'in ilk konuğu, Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu. Kendisini kısaca tanıyalım. Aslen Sivas'ın Gürün ilçesinden olan Temel Karamollaoğlu, 20 Eylül 1941 tarihinde Üzeyir ve Münire Karamollaoğlu çiftinin 7 çocuğundan biri olarak Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini çeşitli illerde tamamladıktan sonra 1960'da burslu olarak İngiltere'ye gitti. Manchester Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Enstitüsü Tekstil Teknoloji bölümünden 1964 yılında mezun oldu. 1967 yılında aynı üniversitede yüksek lisans eğitimini tamamladı. Türkiye'ye dönerek Sümerbank'ta proje mühendisi olarak işe başladı. 1967-72 yılları arasında Devlet Planlama Teşkilatı'nda tekstil sektör uzmanı olarak çalıştı. Askerlik hizmetinden sonra 2 yıl özel sektörde görev aldı. 1975'te Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürü olarak çalıştı. 1977 yılında Milli Selamet Partisi'nden Sivas Milletvekili seçildi. Parlamento çalışmalarında KİT Komisyonu üyeliği yaptı ve Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi olarak Türkiye'yi temsil etti. 1978'de Parti Genel Kurulu üyeliğine seçildi. 1980 askeri müdahalesinden sonra 1987 referandumuna kadar aktif siyasetten uzak kaldı. 1980'lerde bir müddet özel müşavirlik yaptı ve daha sonra bir tekstil firmasında genel müdürlük ve koordinatörlük görevlerinde bulundu. Referandumla birlikte politik hayata geri döndü ve Refah Partisi Genel İdare Kurulu üyeliğine seçildi. 1989 yılında Sivas Belediye Başkanı oldu. Bir dönem belediye başkanlığı yaptıktan sonra 1994'te aynı ilde yeniden belediye başkanı seçildi. 1995 genel seçimlerinde ise Refah Partisi'nden Sivas Milletvekili olarak parlamentoya girdi. Refah Partisi Grup Başkan Vekilliğine seçildi. Bu görevini Refah Partisi'nin kapatılmasına kadar sürdürdü. Refah Partisi'nin Anayasa Mahkemesi'nce kapatılmasından sonra Fazilet Partisi'ne katıldı. 1999 seçimlerinde Sivas'tan yeniden milletvekili seçildi. Mayıs 2000 tarihinde yapılan Saadet Partisi Kongresi'nde Genel İdare Kurulu üyeliğine seçildi ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Saadet Partisi'nin 2016 yılında yapılan 6. Olağan Kongresi'nde de Saadet Partisi Genel Başkanı oldu. 1 Mayıs 2018'de 24 Haziran 2018'de yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi için aday gösterildi. İyi derecede İngilizce bilen Karamollaoğlu, evli ve 5 çocuk babasıdır. Hem hoş geldiniz hem hoş bulduk diyeyim. Evet, biz de size hoş geldiniz diyelim, ben de hoş bulduk diyorum. Cumamız mübarek olsun. Evet, sağ olun. Ramazanınız da hayırlı olsun. Amin, amin. Allah razı olsun. Evet, şu anda Kral FM'le birlikte, Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'le birlikte 81 ilde yerel radyolar kendi yayınlarını kesip bize bağlandılar. Çok güzel. Adeta ulusa sesleniş gibi bir program olacak. Çok güzel. Yani bu aslında biz... şeyler, ekranlar padişahınsa sosyal medya bizimdir derken bir de şimdi bunun yanına Kral FM eklenmiş oldu radyoda. Bu da bize memnuniyet veriyor çünkü maalesef vatandaşlara ulaşmakta bizim önümüze bir takım engeller çıkarılıyor. Biz bundan dolayı da teşekkür ederiz. Şimdi siz engeller çıkarılıyor dediniz ama öncesinde şunu söylemek istiyorum. Bu arada 81 Radyo Kral FM'le birlikte sizin sosyal medya hesaplarınızdan, bizim sosyal medya hesaplarımızdan bu yayın görüntülü olarak da yayınlanıyor. Güzel, çok güzel. Çok geniş bir kitleye ulaşıyoruz. Hemen aslında siz soruyu açtınız. Yani bu soruyu sormadan edemeyeceğim. Engellemelerde bulunuyorlar dediniz. Evet. Peki diyelim ki davet edilmiyorsunuz. Evet. Televizyon kanallarına. Evet. Siz neden aramıyorsunuz? Yani arıyor musunuz ya da? Şimdi bu konuyla doğrudan doğruya bizim halkla ilişkiler ve aynı zamanda tanıtma başkanlığımız elbette ilgileniyor. Zaman zaman aradığımız da oluyor. Ya davet mi bekliyorsunuz efendim? Şöyle, davet bekliyoruz meselesinin ötesinde ben şuna rastladım. Yani geçmişte beni programlara davet edenler oldu.
arkasından arayıp ya kusura bakma hakikaten üzüldük ama sizi çıkaramayacağız ekrana dediler. Bu bir kere değil birkaç kere oldu. Ve sonunda da bir takım kanallar el değiştirdi. Çünkü kaza da olsa bazen çıkardıkları oluyor. Bir ekrana çıkınca da hikmeti ilahi bir hava oluşuyor, sempati doğuyor. Ondan dolayı da yani iktidar biraz rahatsız oluyor anlaşılan. Bundan sebeple bir baskı var. Bunu biz çok açık görüyoruz. Fiilen de bize bu şekilde ifade edenler geçmişte peki, olduğu için. Peki talepte bulunduğunuzda cevap alamadınız mı yoksa davet mi bekliyorsunuz? Yani davet bekliyoruz diye bir şey de söyleyemem. Elbette baştaki iş davettir. Yani sizi haberlerde bile ekrana çıkarmayanlar. Yani ekrana İktidar Partisi çıkıyor. Ana muhalefet çıkıyor. Bazen İyi Parti çıkıyor. Ondan sonra kesiliyor. Başka bir aday yokmuş gibi. Bu da çok açık gösteriyor ki rahatsızlar. Yani aslında bir seçime giderken bu reyting sebebiyle de ekranların özellikle televizyonların bize açık olması icap eder. Çünkü şunu gördük. Ya ben hesabının içine girmiyorum ama genelde beni çıkaranlar o saatlerde hep pik yaptıklarını yani seyredilebilirliğin maksimuma çıktığını kendileri ifade ediyorlar. Bir televizyon kanalı da bunu istemesi icap eder. Evet. Çünkü siz ne kadar çok televizyonunuz seyrediliyorsa reklam olarak da o kadar çok reklam alabiliyorsunuz. Gelirlerinize ciddi manada bu etki yapıyor. Benden hiç bahsetmiyorlar değil. Bir yerde bir cümlenin içinde kendilerine göre çarpıtılacak bir şey buldukları zaman onu hemen gündemlerine alıyorlar. Mesela ben çok açık dedim ki gelirseniz ne yapacaksınız? Bütün şu andaki yatırımları durduracağız. Yahu şu işe bak. Bütün yatırımı böyle bir mantık mı olur? Ya ama arkasından gelen cümleyi hiçbir zaman dinlemiyor. İki şey söylüyoruz biz. Bir, biz önce üretime dönük yatırımları harekete geçireceğiz. Oradan kazandıklarımızla da sosyal yatırımları tamamlayacağız. İki, elbette tamamlanmaya yakın olan yatırımları da biz tamamlama durumundayız. Onları yüzüstü bırakacak halimiz yok. Evet. Ama bizim ekonomide israftan ve yolsuzluktan kurtulmamızın bütün gücümüzü ekonominin yatırım bölümüne tahsis etmemizin sanayiye ve tarıma olmazsa olmaz diye düşüncemiz var. Efendim çok sert bir giriş yaptık. Aslında ben böyle bir giriş yapmayacaktım. Sonuçta biz bir radyo programındayız. Doğru. Şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Evet. Yapılan bütün araştırmalarda radyo ile ilgili vatandaşın analizi şu. Diyor ki radyo benim arkadaşım. Evet. Radyo benim can yoldaşım. Evet. Radyo ben çalışırken yanımda olan, ben üzülürken yanımda olan, ben düşünürken yanımda olan, ben gurbetteyken yanımda olan, ben doğru yoldayken yanımda olan benim can dostum diyor. Doğru. Siz aslında şu anda 81 Yerel Radyo ve Kral FM'le birlikte bir dost vasıtasıyla insanlara ulaşıyorsunuz. Doğru. Evet. Şimdi tabii yaşınız gereği siz bizden çok büyüksünüz. Bir radyo anınız var mı? Radyo sizin için, radyolar sizin için ne ifade ediyor? Ya tabii yok. Böyle geçmişe doğru gittiğimizde. Tabii geçmişe doğru gittiğimiz zaman biz radyoları seçimlerde özellikle geçmişte çok kullandık. Başka bir şey yoktu. O zaman başka bir şey yoktu. Sadece radyo tabii, vardı. Radyo. Daha doğrusu sadece TRT vardı belki. Evet. 1970'lerde bildiğiniz gibi başladı. Dünyayı ama radyo yönetiyordu. Onun arkasından tamamen evet radyoydu. 80'ler, 90'lar ve o dönemde de biz radyoyu son noktaya kadar kullandık. Tabii radyo biraz önce söylediğiniz gibi televizyonu seyredebilmek için bir insanın oturup konsantre olması evet lazım. Halbuki arabada giderken, evde hanımlar yemek pişirirken, ev hizmetini görürken. Şu an olduğu gibi. Tabii sanayide birisi tezgahın başında uğraşırken radyoyu dinliyor.
Ve onun için de yoldaşım diyor. Çok doğru söylüyorlar. Evet. Peki hatırladığınız bir radyo anı var mıdır? Bizim tabii benim çocukluk dönemlerimi ben hatırlıyorum ama evet. Siz tabii daha çok eski günleri hatırlayacaksınız. Evet. Bir radyo var, kocaman bir radyo. Başında insanlar oturmuşlar, dinliyorlar. Oo. Unutmadığınız anlar var mı? Mesela işte Ay'a ilk ayak basıldığı an canlı olarak verildi. Kıbrıs Savaşı. Şimdi benim anılarımı şöyle anlatayım. Buyurun. Şimdi ben soruyorum bazen, galerli radyoyu bilen var mı? Siz biliyor musunuz? Galerili radyo. Yok, galenli radyo. Galenli. Evet, i̇lk bak defa, siz bilmiyorsunuz. İlk defa duyuyorum. Tabii. Galenli radyo bu işin ilk adımıydı Türkiye'de. Lambalı radyo mu? Hayır. Galenli. Galen bir kurşun alaşımıdır. Pil ve enerji yoktur. Veren bir yerde bir enerji almaz. Akü gibi. Akü de değil. Evet. Enteresan şimdi. İlk defa duyuyorum. Tabii. Uzun bir anteni vardır. O antenle gelen titreşimler bir reostata girer. Orada dönerken sesi meydana getirir. Ancak pil falan olmadığı için sesi dışarıya yansıtamaz. Yalnız öyle bir anlatıyorsunuz ki radyoyu icat eden kişi gibi anlatıyorsunuz. Ama aynen öyle bu. Evet. Ve o reostatlı radyonun etrafında iki veya üç tane kulaklık yeri vardır. Takarsınız, kulaklıktan dinlersiniz. Dışarıya vermez. Gücü yok. Evet, ilk defa vermez. İlk defa bunu tabii, burada duyuyorum. Bunu 1940'ların sonunda, biz 40'larda ben bunu dinledim. Yani yaşımızın da ne olduğunu gösteriyor. Ve ben şimdi soruyorum, çok kişi bilmiyor. Bizde iki tane vardı. İkisini de birisini bir arkadaş almış, birisini bir akrabamız almış. Kalmadı. Halbuki bizde vardı bir tane, duruyordu. Ha, onun arkasından pilli radyolar çıktı. İşte büyük radyolar. Pillerin boyu bu kadar. Yani akü gibi. O adeta. Radyoları dinlerken hatırladığınız bir an var mı şu anda? Yani şöyle iki şey söyleyeyim. Orada tabii genelde şehirlerde de kasabalarda bir tane veya iki tane radyo vardı. İşte o da genelde şehir kulüplerinde olur. Ajans zamanında herkes orada toplanır. Radyoyu dinler. Bakarak mı dinliyorlar? Yok, birbirleriyle oturarak dinliyorlar. Tabii birbirlerine bakarak dinliyorlar. Ama bu çok önemli bir şey o zaman. Çünkü başka bir haber kaynağı yok. Gazete nerede? Gazete yok ki gelsin. Ama benim iyi hatırladığım 1950'lerin sonunda bazı futbol maçlarını canlı dinlerdik. O bayağı heyecanlı olurdu. Yani Galatasaray, Beşiktaş, bilmem Fenerbahçe'nin maçları radyodan canlı verilirdi. İkincisi de 1950'lerin sonunda Kıbrıs için mitingler yapılmaya başlandı ve o mitingler de canlı verilirdi. Onun içinde büyük bir heyecan doğar. Yani onu dinlemek, televizyonda seyretmekten daha heyecanlı olurdu. Evet, bu arada rahmetli Menderes'in mahkemesi de canlı olarak. Ben o dönemde yurt dışındaydım. Onun için onu takip etmedim. Tam ondan önceki dönem benim söylediğim. Yani Kıbrıs görüşmeleri varken ya Taksim ya ölüm gibi sloganlar atılırdı o zaman en çok. Ona benzer tabii başka birçok şeyler vardı. Yani anlattıklarınızdan şunu anladım efendim. O zaman radyo dinleyenler hayal kurabiliyorlardı. O zaman da radyolar insanlar için can dostuydu. Doğru. Bugün de insanlar için can dostu. Bugün evet. Radyo dinleyenler hala hayal kurabiliyorlar. Dinlemeyenler hayal kuramıyorlar. Kuramıyorlar, onlar seyrediyor. Şimdi biraz önce bana bir soru sordunuz. Dediniz ki 81 ilin içinde evet. Sivas'tan yayınımızı aktaran bir radyo var mı dediniz. Evet, evet var. Radyo Bora. Bora. Evet. Radyo evet. Bora şu anda Sivas'ta. Yani memleketinizde bu yayını evet. aktarıyor. Maşallah. Ben demek ki o yeni isimlerden veya isim değiştirilmiş radyolardan bir tanesi. Evet. Peki, evet, Sivaslılara da buradan selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz hemşehrilerimize. Ramazanları mübarek olsun. İlk mitingimizi Sivas'ta yaptık. Allah razı olsun. Güzel bir miting oldu. Bundan sonra da belli bir vesileyle gidebilir miyiz bilmiyorum, inşallah çalışacağız. Şimdi efendim bir şarkımız var, Sivas'tan bahsedince arkadaşlardan da Tiyo'yu aldım.
Sivas ellerinde. He, o meşhurdur tabii. Bir kısacık bir dinletmek istiyorum olur, size. Olur tabii, dinleyelim. Selda Bağcan'a da buradan selamlarımızı iletiyoruz. Evet, sağ olun. Siyasetten biraz dışarı çıkarmak istedik. Güzel oldu da. Evet. Şimdi isterseniz hemen ben sorularımı sormak tabii, istiyorum. Tabii. İzin verirseniz. Buyurun. Evet. İlk görüşmeleri Sayın Cumhurbaşkanımızla yaptınız. Evet. Kısa bir görüşme oldu. Kısa. Daha sonra kısa da olmadı aslında. Bir saatin üzerinde bir görüşmeydi. Yok, kısa derken bu konular çok kısa geçti. Evet, doğru, ifadeniz doğru, var. Doğru. Evet. Ve sonrasında kesilmedi görüşmeler. Evet. Devam etti. Etti, doğru. Siz dediniz ki biz bazı prensiplerde anlaşamadık. Evet. Anlaşamadığınız prensipleri net bir şekilde bizimle paylaşır mısınız? Hangi prensiplerde anlaşamadınız? Yani şu anlaşamadık deyince oturup da bunun müzakeresini yapmadık. Evet. Ancak biz dedik ki bizim bir takım prensiplerimiz var. Bu prensipler olmadığı takdirde bizim böyle bir ittifakın içinde bulunmamız olmaz. Bunun en başında gelen kuvvetler ayrımı prensibidir. Kuvvetler ayrımı denildiği zaman üç erk: yürütme, yargı ve adalet mekanizması. Şimdi yasama. Yasama. Evet. Şimdi eğer bu sistem olmazsa insanlar ister istemez otoriter bir rejime doğru eğilir, yönlenir. Evet. Cumhurbaşkanı kontrol edilmeyen bir mevkide şimdi. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki efendim öyle olur mu? 5 yılda bir gidip hesap veriyoruz. 5 yılda bir seçime gidiyoruz. Seçimle yargıyı, denetimi aynı manada görmek mümkün değil, doğru da değil. Mutlaka yürütmenin karşısında güçlü bir yasama organının olması ve mutlaka Cumhurbaşkanı'nın icraatlarının denetlenmesi icap eder. Olmazsa dediğim gibi, yani ne yaparsanız yapın bu diktatör rejimine doğru evrilir. Peki siz bunu bu netlikte söylediniz. Sayın Cumhurbaşkanı kuvvetler ayrılığına karşı mı? Şimdi, kendisi de zaman zaman ifade ediyor kuvvetler ayrılığının olduğunu söylüyor. Yok, yani bunu söylemek başka bir iş olmak ya. Ben bunun müzakeresini oturup yapmadım ama bunu çok açık ve net olarak her seferinde dile getiriyorum zaten. Aslında burada bir pazarlıktan öte şöyle bir şey var değil mi efendim? Siz dediniz ki biz sizinle aynı yola giremeyiz. Bize göre kuvvetler ayrılığı yok. Yok. Dolayısıyla bu yola girmemiz mümkün değil. Mümkün değil. Aslında yani, bir pazarlıktan bu, öte böyle tabii, bir tespit. Tabii tabii. Burada bir Türkiye'nin yönetim tarzı hakkında bir tespitimiz var bizim. Bu olmazsa olmaz. Bugün de zaten yani bazılarının tenkit ettiği bir seçim ittifakına evet, girmiş olmamız buradan kaynaklanıyor. Bu ittifakın içine giren bütün partilerin ittifak ettiği nokta burası. Biz kuvvetler ayrımını mutlaka gerçekleştireceğiz. Şimdi bu ittifaka geleceğim ama öncesinde daha sonra Mustafa Bey size geldi. 3 saate uzun yakın. Uzun zaman 3,5 saat görüştük. Orada ne konuştunuz 3 saat boyunca? Şimdi tabii herkes onu merak ediyor. Böyle bir görüşmeye gidince biz bu arkadaşlarımızla geçmişten beri birlikte olduk. Arkadaşlıklarımız oldu. Biz dünyadaki, Türkiye'deki gelişmelerle ilgili fikirlerimizi ve endişelerimizi dile getirdik. Benim yaptığım bundan ibaretti. Birincisinde işte bir saat
15 dakika gibi bir süre aldı. İkincisi Sayın Şentop'la görüşmemiz ise 3 saati geçti. Orada da aynen Türkiye'de ve dünyada gelişmeler, bizi etkileyen gelişmeler ve bizim o konudaki kararlarımız, tavırlarımız. Ha, arkasından da iş elbette bu noktaya da geldi. Dedik ki bu kuvvetler ayrımı olmazsa olmaz. Yani yargı mekanizması özellikle yönetimin tamamen dışında olması icap eder. Çünkü yargı gerektiğinde yönetimi de denetleyebilmeli. Evet. Peki sizin bu hassasiyetinizi çok mu abartılı buldu? Yok AK Parti yani sizce? Bununla ilgili uzun bir görüşme olmadı. Evet. Yani bir müzakere ortamında bu bizim görüşlerimiz. Evet. Onların da kendi görüşleri var. Bu kadar. Evet. Bunun içine girip bir pazarlık şunu şöyle yapsak bunu böyle yapsak olur mu gibi bir görüşme bahis mevzu değil. Çünkü onlar kararlarını vermişler. Bunun böyle olmasına inanıyorlar faydalı olacağına. Halbuki bizim şu anda bugün bile tenkit ettiğimiz konu Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün bile denetlenememesi. Karşısında kimse çıkıp başka bir fikir beyan edemiyor. Ettiği zaman azarlanıyor veya dışlanıyor. Biz de bu olmaz diyoruz. Evet. Sonrasında Abdullah Gül'le görüşmeler oldu. Sayın Abdullah evet. Gül'le. Şu doğru mudur efendim? Abdullah Gül ben çatı adayı olursam kabul ederim. Bütün partiler benimle birleşirse, benim adımın altında birleşirse adaylığı kabul ederim gibi bir ifadesi oldu mu size? Şimdi işte böyle kelimeler böyle seçildiği zaman böyle bir ifade olmadı. Evet. Ancak bunu ima eden, böyle olması gerekir diyen bir yaklaşımı oldu. Evet. O da şu, yani neden bir defa Abdullah Gül konusu gündeme geldi? Türkiye'nin şu an geldiği noktada mutlaka bir siyaset değişimine, siyaset anlayışındaki değişime ihtiyaç var. İktidar partisi artık hatalarını göremiyor. İçine kapanmış, dışarıdan kendisiyle icraatlarıyla ilgili en ufacık bir yorumu hainlik de vasıflandıracak kadar ileriye gidiyor. Kuvvetler ayrımı prensibi, efendim, şunun üzerinde duruyorlar. Ya, meclis ayak bağı oluyor. Şurada biz şeyi ayıralım yürütmeyi, bir kişi kararını versin, mecliste kanun yapsın, işte başka şeylerle uğraşsın. Ama şimdi geldiği noktada diyor ki, yok, meclis de yapamaz. Ben çatlak ses istemem, sadece ben konuşacağım. Böyle bir mantık olur mu? Bu keyfilik demektir. Şimdi biz bunun değişmesinin olmazsa olmaz olarak gerekli olduğunu gördüğümüz için biz de seçim hazırlığı yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçilecek. Bu nasıl sağlanacak? Bunu sağlayacak bir kişinin cumhurbaşkanı olması halinde bu iş kolaylaşıyor. Neden Abdullah Gül efendi? Ha, şimdi ona geleceğim. Şimdi şu anda AK Parti'nin içinde yaklaşık %15 civarında, bu 20'ye kadar da çıkabilir, %13'e de düşebilir ama bunun altına düşmez. Bir kesim var ki artık AK Parti'de ümit görmüyor. Geçmişte AK Parti'nin içinde görev almış kimseler var mı? AK Parti'ye destek vermiş insanlar var. Biz bunun ilk emaresini 7 Haziran seçimlerinde gördük. %9 gitti. Ama arkasından bir istikrarsızlık ortamı doğruldu. Yani o da bir... Şimdi düşünün, yani istikrarsızlık ortamı bile doğruldu göre göre. Halbuki mecliste bir hükümet kurulabilirdi. Hayır, olmayacak dediler. Ben nasıl güveneceğim şimdi? Benim dediğim olacak. Başkası vatana ihanettir, memlekete ihanettir. Bu mantıkla bir ülke yönetilemez ki. Bir ülkede fikir gelişmez. İşte onun için aslında biz kendi aramızda yaptığımız görüşmelerde bazı noktalara gelmiştik. Ama benim kanaatim şu oldu. Bu %15'lik kesimi en rahat ve bütünüyle kim kucaklayabilir? Bu %15'lik kesim AK Parti'nin içindeki %15'i kim alabilir dediniz? Tabii en rahat. Burada da Sayın Abdullah Gül. Peki sadece Abdullah Gül mü, yoksa AK Parti'de daha önceden
görev yapmış olan ve şu anda dışarıda duran onlar da var mıydı bu ittifak içinde? Zihinlerimizde isimler oluştu. Bazı kişilerle konuşurken de söyledik de biz buna bir ihtiyaç var diye. Ancak bunu ciddi manada toplayacak Sayın Gül. Peki bir Abdullah Gül dışında oldu. Sayın Abdullah Gül dışında diğerleriyle de bir görüşme yapıldı mı efendim? Yani şöyle diyelim, oldu aslında. Görüşüldü. Tabii tabii oldu. Ancak efendim yani bize özel bir şeyler söyleyin. Yok, madem şimdi, madem o, sabi, yok, yok şundan yok, dolayı söylüyorum. Söylemem. Hani Kral FM'deyiz. 81 tane yerel radyo. Allah, madem bu kadar Allah çok dinleniyoruz. Bu programın bir şeyi olsun, bonusu olsun. Şimdi yalnız şu var. Şimdi siz bir takım arkadaşlarla görüşmeler yapıyorsunuz. Nihayet zihninizden geçen bir teklifi götürüyorsunuz. Onlar da şimdilik bir ses çıkarmıyor veya olmaz gibi bir kanaat serdediyor. Şimdi ben tutup da şuna böyle bir şey söyledik demeyi doğru bulmuyorum. Şimdi şu soruyu soracağım ve sonra kısa bir araya gideceğiz. Bir reklam aramız olacak. Evet. Bu ittifak, Millet İttifakı'nın arka planında yer alanlar, yani bu ittifaka oy verecek olanların şöyle bir eleştirisi var. Evet. Siz bu AK Parti'nin içinden çıkmış ve dışarıda duran, başta Abdullah Gül olmak üzere, Cumhurbaşkanlığı döneminde ve sonrasında Türkiye'de birçok olay oldu, birçok şey yaşandı. Doğru. Neden Abdullah Gül Cumhurbaşkanlığı döneminde ve sonrasında hiç tepki göstermedi, hiç ses çıkarmadı, en azından bir eleştiri yapmadı, yaptıysa da çok düşük dozda yaptı. Evet. Ve sadece o da değil, dışarıda kalan diğer arkadaşları da bunlardan hiç ses çıkmadı. Bunlar bu konuda ne yazık ki tepkisiz kaldı. Biz bu adaylığı hak ettiğine inanmıyoruz. Sesleri yükseldi. Bunun cevabını kısa bir aradan sonra sizden almak istiyorum. Olur. Konuğumuz sizsiniz.
yakarsa dünyayı garipler. Evet efendim, Kral FM'le birlikte 81 ilde yerel radyo şu an bizimle beraberler. Evet. Aynı zamanda sizin sosyal medya hesaplarınızdan ve bizim sosyal medya hesaplarımızdan tabii görüntülü olarak şu an izliyorlar. Çok güzel. Az önce önemli bir soru sordum. Doğru. Merak uyandıran bir soru. Sorumu tekrarlamak istiyorum radyoları yeni açanlar için, evet, izin verirseniz. Abdullah Gül'ü siz Millet İttifakı'nın adayı olarak ısrarla desteklediniz. Çok uğraştınız bu konuda. Ama Millet İttifakı'na oy verecek olan kişiler ve bu ittifakın içinde olanlar şu tepkiyi gösterdiler. Abdullah Gül ve arkadaşları, AK Parti'den kopan arkadaşları, Türkiye'de onca olay oldu. Türkiye onca badireler atlattı. Ne Cumhurbaşkanlığı sürecinde ne de Cumhurbaşkanlığı sonrasında hiçbir eleştiri dile getirmedi. Dolayısıyla bu kadar donuk ve sönük kalan bir insan böyle bir makamı hak etmiyor dediler. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi tabii bu teklifi götürmemizin temel sebebi bu gidişattan Abdullah Gül Bey'in rahatsız olduğunu çok açık, net olarak benim görmüş olmamla kaynaklanıyor. Kendisiyle birkaç kere daha önceden görüşme imkanımız oldu. Hatta bazı konularda açıklamaları da oldu. O açıklamalara çok sert tepki geldi AK Parti tarafından, özellikle Cumhurbaşkanından. Ha, onun üzerine yani demek ki bir endişesi var. Bizim de şu anda Türkiye'de çok acil bir değişikliğe ihtiyacımız var. Biz bunu en garantili bir tarzda nasıl gerçekleştiririz? İşte böyle gerçekleştiririz. Eğer AK Parti'nin içinden gelen
o %15 belki Abdullah Gül'le birlikte %20'ye çıkacak kesim. Evet. Diğer partilerin de bu konuda bir değişim isteyen kesimleri bir araya geldiğinde Cumhurbaşkanlığında ittifak sağlanır ve bu değişiklik olur. Buna inandığımız için ben kendisine gittim. O da kendisine bu teklifi götürdüğüm zaman, yani bu konuya olumlu yaklaştığını ama bu konuda bir ittifak olursa bunun doğru olabileceğini söyledi. Ben de gelip muhalefetteki diğer partilerle, İyi Parti'yle, Sayın Akşener'le de, evet, Kılıçdaroğlu'yla da görüştüm. Sayın Akşener yani kendisinin daha önceden çok açık bir şekilde Cumhurbaşkanı adayı olacağını deklare ettiği için buradan vazgeçmesinin doğru olmayacağını ifade etti. Elinde bir anket mi vardı efendim? Yani yok, kendisini daha mı önde görüyordu Sayın Akşener onu acaba? Onu bilmiyorum. Evet. Yani şimdi meydana çıkan herkes, evet, ben, evet, yeneceğim, evet, diye çıkar. Evet. Yenilmek için kimse çıkmaz. Mutlaka o da iyi bir netice alacağını düşünüyordu. Ama böyle bir sebepten dolayı değil. Ben aday olacağımı daha önceden söyledim. Evet. Bu adaylıktan vazgeçmem benim için doğru olmaz dedi. Sayın Kılıçdaroğlu da böyle olunca zaten, yani o gene bu işin içinde olabilirdi. Fakat Sayın Gül, ben bunu kendisine götürdüğüm zaman, yani bunun şimdilik olmamasının daha doğru olacağını ifade etti. Bunu da duyurdu. Şu kanaatteyim ben, gerçi şunu da ifade edeyim. Yani olmuş olsaydı, kabul etmiş olsaydı gene de seçilme şansının çok yüksek olacağına inanıyorum ben. Sadece Abdullah Gül mü, yoksa AK Parti'den kopan diğerleriyle birlikte mi? Tabii beraber zaten. Sayın Abdullah Gül bu meselede ben varım deyince zaten birlikte hareket etmişler. Şimdi dikkat edin, ben şuna önem veriyorum. O birlikte hareket etmişler dediğiniz kimler mesela? Ya ben isim zikretmek, evet, istemiyorum. Ancak şunu söylüyorum. Dışarıda kalanlar diyebilir miyiz? Dışarıda kalan, şu dışarıda anda kalanlar, iktidarın içinde olmayanlar, evet, dışarıda kalanlar, sesleri duyulmayanlar, bakanlık yapanlar, başbakan, peki, yardımcılığı sesleri yapanlar. Sesleri duyurmayanlar derken konuşmadıkları için mi sesleri duyulmuyor, yoksa konuştukları halde mi sesleri duyulmuyor? Evet, siz bayağı yani ne derler buna, kabir şeyi gibi, suali gibi peş peşe geliyor. Şimdi yani bir kısmı konuşuyor, çok az sayıda insan. Bir kısmı konuşmuyor. Niye konuşmuyorlar dediğimiz zaman benim kanaatim endişe ediyorlar. Şimdi neden bunu soruyorum ısrarla? Evet. Yapılan eleştirinin odak noktası bu. Bunlar neden konuşmuyorlar? Konuşamıyorlar. Endişe ediyorlar. Yani basbayağı. Peki efendim, endişe ediyorlarsa bu kadar endişe eden insanlar nasıl ülkeyi yönetecekler? İşte şöyle, bu Abdullah Bey ben varım dedi. Öbürleri aleni olmaktan imtina ediyorlar. İşte burası problem, burada değil mi? Tabii. Zaten sizce bu doğru mu? Hani doğru risk, değil. Risk almadan bankadan faiz alayım, faizle geçireyim, borsaya girmeyeyim. Yani şöyle, hiç risk almadan böyle bir şey olabilir dediğiniz mi? Dediğiniz doğru da öbür tarafı tamamlayacağım ama burayı şöyle cevaplandırayım. Şimdi bu dediğiniz doğru. Ben onun için sık sık korkunun ecele faydası yok diyorum. İki taraf için de söylüyorum. Yani vatandaş kahramanların arkasından gider. Tamam. O cesur var, insanların arkasından gider. O da doğru gider. Ama ben burada sadece hükümetin içinde bulunup da oradan ayrılanlar için demiyorum. Karar veremeyen hakimler için. Yanlış icraata zorlanan diğer kamu görevlileri için. Esnaf için de söylüyorum, ticaret erbabı için de. Efendim memur korkabilir ama bir siyasinin niye korksun? Yani siyaset yapan insan neden korksun ki? Şimdi öyle bir döneme geldik ki herkesin üzerine bir yafta yapıştırmak çok kolay oldu. FETÖ'cü dün dedin miydi iş bitiyor. Ha sonradan ya kusura bakma yanlış olmuş diyorlar, o kadar. Yakınları zararı görüyor. Onun için yani bu korkuyu ben tekrar tekrar anlatamam ama benim de söylediğim şu. Bu tarzda bulunan insanlar korkunun ecele yok, faydası yok. Siz çıkacaksınız, varız diyeceksiniz. İşte siz de zaten benimle aynı noktadasınız. Tabii tabii. Diyeceksiniz ki bu problem çözülsün. Evet. Yoksa zararını görürsünüz. Evet. Ha öbür taraftan da hükümete dönüyorum.
korkunun, onlar da gitmekten korkuyor. Ve inanıyorum ki gidecekler. Korkunun ecele onlar için de faydası yok. Ben yanlış yola sapmasınlar diye özellikle bunu söylüyorum. Yani telaş içinde iktidarı kaybetmemek için demin söylediğim gibi yanlışlıklar yaparlarsa sadece millete zarar vermezler, kendilerine de zarar verirler. Bunu vurguluyorum. Şimdi öbür tarafa gelince Sayın Gül'ün çıkışı aslında işimizi kolaylaştıracaktı, o kadar. İşi kolaylaştıracak. Peki bu eleştirilerde... Bu yine olacak, ben efendim, ona inanıyorum. Efendim bu eleştirilerde hiç mi haklı nokta yok? Yani Sayın Abdullah Gül Cumhurbaşkanlığı döneminde ve sonrasında yeterince sert çıkışlar yapmadı, cesur davranmadı. Biz neden bunun arkasından gidelim diyenleri, yani hepsi mi bunların mesela kötü niyetlidir? Yok yok, ben kötü niyetlidir demiyorum zaten. Yok, bir hak veriyor musunuz bu insanlara? Yerine göre var. Evet. Şuna da ben hak veriyorum yalnız. Yani bir iktidarın içinde bulunan bakanlar her gün bir kafadan ayrı bir ses çıkar, ortalık karma karışık olursa orada hükümet olmaz. Bir disiplin olması icap eder. Ancak siz çok önemli gördüğünüz bir konuda sesinizi yükselttiğiniz zaman onun da üzerinde durmanız icap eder. Her konuda olmaz bu. Yani mavi mi giyeyim, yeşil mi? Ne giyersen giy. Ama sen dış politikada şöyle mi davranayım, böyle mi davranayım dediğin zaman ülkenin geleceği söz konusu. Onun için burada bir hassaslık var. Şimdi ben buradan şuna değinmek istiyorum. Yani AK Parti'nin kuruluşunda kamuoyuna takdim ettikleri umdelere bir bakın. Bugün hepsini çiğnediler. İtiraz edenler bu noktada itiraz ediyor. Ama endişe ettikleri için seslerini yükseltemiyorlar. İşte seslerini eğer itiraz ediyorlarsa, sesleri de çıkmıyorsa, endişe ettikleri için bu insanlar da ne yazık ki halkın takdirini hak etmiyorlar. Ben hiç demedim, bu arkadaşlarımızın hepsi bizim arkadaşlarımız. Değil mi? Hak veriyorsunuz. Zemzemle yıkanmıştır. Ben bunu vatandaş olarak söylüyorum. Tabii. Eğer endişe ediyorlarsa, kendi geleceklerinden endişe ediyorlarsa o zaman vatandaş niye sizin arkanızdan yürüsün? Çok doğru. O zaman da tabii onun için işte korkunun ecele faydası yok. Evet. Çıkıp cesurca yeri geldiği zaman bu fikirleri söylemeleri icap eder. Onların söylemesi başkasının söylemesinden benden daha etkili olur. Evet. Çünkü ben nihayet dışarıdayım. Evet. Onlar içeride, biz bunun için yola çıkmadık demeleri icap eder. Hani demokrasi olacaktı? Hani fikir hürriyeti olacaktı? Hani hak hukuk üstün tutulacaktı? Hani kuvvetler ayrımı olacaktı? O hal olmayacaktı. 50 tane madde saymak mümkün. Bunu onların sayması benim saymamdan daha etkili olur. Ben bunu kabul ediyorum. Ama ne yazık ki bugün Türkiye'de bu söylenince, yani şimdi iktidardakiler böyle şey mi olur? Herkes fikrini söylemekle serbest. Serbest de niye beni çıkarmıyorlar dediğim gibi? Niye televizyonlar, gazeteler el değiştirdi? Gariban kendi geçimini sağlayamayan bir ziraat bankası gitti. Bu el değiştirme için dışarıdan kredi buldu. İçeride birilerine verdi. Böylece bir alışveriş oldu. Bu herkesin gözünün önünde oldu. Bu haksızlık. Buna isyan edenler, bu arkadaşların, işte bunların isyan etmesi lazım. Daha doğrusu isyan ediyorlar. Ben onun için diyorum. İçlerinden mi ediyorlar? İçlerinden ediyorlar. Çevrelerine söylüyorlar. İşte bazen öbürüne geldiği zaman ya kimse duymasın ama bu iş böyle gitmez diyorlar. Evet. Ya bu hiç, bence buna gülüyoruz ama gerçekten hiç doğru değil. Ama sağlıklı değil yani. Doğru. Yani bu noktada yanlışlığı görenler özellikle bu seçimden önce tavırlarını çok daha net ortaya koymaları icap ederdi. Bir kısmı var, koydu. Ama az bir kısmı aslında çok daha bu konuda açık olmaları. Çünkü mesele bu falancanın filancanın meselesi değil. Ülkenin geleceği. Evet. Ben bugün AK Parti'nin içinde bulunan arkadaşlara da sesleniyorum. Biraz kafanızı kaldırıp dışarıya bir bakın. Kulağınızı biraz da garibana verin. Ne diyor? Her şey iyi gidiyor. Sadece bunu iyi görmeyenler hain.
Nerede görülmüş böyle bir yönetim tarzı ya Allah aşkına? Şimdi hemen şeyi sormak istiyorum size. Daha sonra ittifakın adayı olmayınca, olamayınca evet. şartlardan dolayı siz ısrarla Saadet Partisi'nin adayı ol dediniz herhalde değil mi Sayın Abdullah Gül'e? Tabii o zaten öyle kabul etmişti onu. Saadet yani, ama Saadet Partisi'nin adayı olarak çıksa bile biz onu teklif edecektik. Bu aday artık bir partiye mal olmuyor. Ben bile şu anda Saadet Partisi Genel Başkanıyım ama mecliste bulunmadığımız için evet. 100 bin imza ile ancak çıkabildim. Başka yerlerinde imzalar geldi, desteklendi. Onun için siz bunu, Sayın Abdullah Gül bunu biliyor, görüyordu zaten. Evet. Ama bizim önderliğimizde. Kabul etmedi mi? Etti yani. Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olmayı kabul etti. Şimdi tabii. Etti. İşte söylediğim gibi biz yalnız işte bu ayrımı görmek mecburiyetindeyiz. Yok şundan dolayı soruyorum. Hani, Saadet Partisi tarafından aday gösterilmeyi kabul etti mi? Ha, böyle söylemek evet. lazım. Peki adayı dediğiniz zaman biz parti olarak aday gösteriliyoruz. Aday gösterilmiş olsaydı Saadet Partisi'nin adayı mı olacaktı? Yani şimdi bu yani böyle söylemenin... Çünkü burası biraz karışık. Yok karışık değil. Hayır kabul et. Ya bizim elbette bizim adayımız olarak çıkmış olacaktı. Olacaktı. Ama bu öyle olduğu takdirde sadece Saadet Partisi'nin değil bir manifestoyla hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem İyi Parti'nin adayı olmuş olacaktı. Yok onu anladım. O ittifak dağıldı ya efendim. Evet. O ittifak dağıldıktan sonra siz aday oldunuz. Tabii. Siz aday olmadan önce sadece Saadet Partisi'nin adayı olma konusunda bir teklif götürdünüz mü kendisine? Biz buna rağmen olabilir diye düşündük şahsen ama kendisi böyle takdir etmedi. Kendisi Saadet Partisi'nin adayı olmayı kabul etmedi. Şimdi bakın bu gene bu söylem yanlış. Siz şimdi beni bir noktaya götürüyorsunuz. Ben Saadet Partisi'nden adayım. Evet. Ama Saadet Partisi beni aday göstermedi ki. Bizim yönetim kurulumuz aday olursan biz gerekli imzayı toplarız. Bizim evet teşkilatlarımız seferber oldu. Herkesin imzasıyla çıktım ben. Evet. Onun için de ben elbette Saadet Partililerin dışında kalanların da adayıyım. Evet. Niye ben kendimi şimdi sadece Saadet Partisi'nin için hapsedeyim? Yok kesinlikle. Tabii. Tabanda bu görüşünüze katılıyorum. Size CHP'liler de oy verebilir. HDP'liler de oy verebilir. Tabii. Ben sadece siz Sayın Abdullah Gül Saadet Partisi çatısından aday olmayınca siz mi oldunuz? Tabii şöyle ama ben onu tekrar söylüyorum. Siz ille de Saadet Partisi'ni deyince oradaki hukuki durumu herkes bilsin diye söylüyorum. Evet. Elbette biz Sayın Gül'ün aday olmasını arzu ettik. Onu biz teklif ettik. Ancak o aday olduğu zaman bütün diğer partilerin de kendisine destek verenlerin de adayı olmuş olacaktı. Yani bu adayı bunu biz Sayın Cumhurbaşkanı'nın adaylığı gibi göremeyiz. Sayın İnce'nin adaylığı gibi göremeyiz. Çünkü oralarda veya HDP'nin adaylığı gibi göremeyiz. Hepiniz o çatı altında birleşecektiniz. Burada herkes kendi parti karar alıyor ve bizim adayımız diyor. Bizde ise birisi ortaya çıkıyor. Biz desteklemiş oluyoruz. Evet. Şimdi bu konuyu şöyle kapatacağım efendim. Eğer Gül aday olmuş olsaydı sonuç ne olurdu sizce? Ya, biz sonucun çok daha kesin olurdu kanaatimiz. Birinci turda alırdık diyorsunuz. Alırdı gibi geliyor. Peki, öyle olurdu. HDP dışarıda kaldı ya. Evet o da destek verirdi. Destekler miydi? HDP kimlik olarak verir miydi bilmiyorum ama HDP'liler değil de şöyle diyelim bütün Kürtler destek verirdi diye düşünüyorum. HDP demiyoruz tamam, ama bütün Kürtler destek verirdi ben o kanaatteyim. Evet. Efendim hemen bu konuyu kapatacağım. Şuraya geçmek istiyorum. Şimdi ben de tabii yaşım itibariyle 49 yaşındayım. Evet. O süreçleri maşallah. Çok iyi biliyorum. İşte ikna odaları, evet. Yargının müdahalesi, evet. İşte Refah Partisi dönemi, yaşananlar hepimiz bunları hatırlıyoruz. Tabii. Daha genç olanlar hatırlamazlar. Evet. Ama hatırladığımız bir şey var. CHP ve Refah Partisi arasında bu iki zihniyet arasında büyük bir
çatışma olduğunu hatırlıyoruz. Doğrudur. Çekişme oldu. Çatışma, çekişme. Evet. İşte bir taraf laiklik diyor, diğer taraf başörtü özgürlüğü diyor. Sürekli üniversitelerde, kapılarda kavgalar, gürültüler. Yani onlarca yıldır süren bir mücadele. Tabii. Hatta bunun da işte 28 Şubat'ta yaşananlar da ortada. Evet. Ona da geleceğim biraz sonra. İşte 28 Şubat failleri şu anda işte ömür boyu hapse mahkum oldular. Ve serbest bırakıldılar. İşte onu da sormak istiyorum bu konuda. Buradan başlayalım. Yani 28 Şubat failleri, ben onlara fail demek istiyorum. Evet. 28 Şubat failleri o dönem ne yaptılar? İsterseniz siz anlatın tam olarak. Yok, ne yaptıklarını. Ben yani o dönemden çok sizin demin söylediğiniz noktayı önce bir gündeme getirelim. Buyurun. Yani bir ülkede siyasi partiler birbirlerinden farklı prensiplere, projelere, stratejilere sahiptir. Zaten birbirlerinin farkı da odur. Ama her partinin ideali bu memleketi biraz daha ileriye götürmek, daha geliştirmek, zenginleştirmek, aynı zamanda da güçlendirmek. Bu noktada bizim geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi ile de taban tabana zıt fikirlerimiz de oldu. Ama biz geçmişte de bir araya gelebildik. Bir seçim ittifakı için değil. Bugün biz sadece seçim ittifakı yapıyoruz. Geçmişte ise koalisyon hükümeti kurduk. Yok, şundan dolayı soruyorum efendim. Evet. Hep söylerim, radyoda da dinleyicilerim şahittir. Evet. Pişmanlık varsa düşmanlık olmaz derim. Evet. CHP zihniyeti geçmiş dönemle ilgili bir pişmanlık hissiyatı verdi mi size? O ikna odalarını desteklemesi, yargıyı arka bahçesi gibi görmesi, darbelere karşı böyle sempatiyle bakması, hep böyle bir algı var ya, ben bu benim tabii, kendi şahsi tabii, fikrim tabii, değil. Tabii tabii. Bu dediğin bu algı. Şöyle, bu algı var. Yani geçmişte, şimdi siyasi partilerde, yani ben affınıza sığınarak, ben millete böyle ben demeyi hoşuma gitmiyor ama biz Saadet Partisi olarak prensiplerimiz yeri geldiği zaman ana hedefi bozmamak üzere herkesle bir araya gelebiliriz. Onun için de söylediğimiz bugün Türkiye'de kamplaşmayı bizden başka kimse önleyemez, ortadan kaldıramaz. Bizim çünkü herkese yetecek kadar hakikaten sevgimizde, saygımızda var. Peki tabanda bir rahatsızlık var ya, bu olayları yaşayan insanlar. Tabii var. Bundan dolayı var. Ancak bugün CHP'ye sorun, kesinlikle bunun yanlış yaptıklarını onlar da biliyorlar. Bunu öğrenmek istiyorum. Elbette. Kesinlikle. Geçmişte o sessiz kalmaları, tepkisiz kalmaları, hatta bazı şeyleri desteklemeleri konusunda pişmanlık duyuyorlardır. Benim kanaatim o. Ha, bunların her partinin içinde çok daha küçük gruplar vardır, farklı gruplar. Onlar hayır, biz şu noktada taviz vermemeliyiz. Başörtüsü yine de yasak olsun diyenler vardır. Evet. Biz de tam tersini söylüyoruz. Zaten bugünkü iktidarın icraatlarına baktığımız zaman bizim olumlu gördüğümüz tarafları bu. Yani biz bunu elbette takdir ederiz. Bir değişiklik meydana geldi. Başörtüsü zulmü ortadan kalktı. Genç kızlarımız, ev hanımları veya iş hanımları artık hem üniversitelerde okuyabiliyor hem devlette görev alabiliyorlar. Ama bir yerde devlet yönetiminde başörtülülerin serbest olması, bütün kıstasların halledildiği, problemlerin çözüldüğü, adaletin sağlandığı manasına gelmez. Adalet, liyakat, eşitlik, özgürlük, bunların hepsinin önde gelmesi lazım. Başörtüsü inançlı hanımlar için olmazsa olmazdır. Ama özgürlüğün bir parçasıdır. Yani detayda kalmayalım diyorsunuz. Tabii burada kalıp gerisini unutalım. Evet. Şimdi zaten özgürlük sadece başörtüyle ilgili değildir. Evet. Çok daha geniş bir sahadır. Şimdi biz bugünkü iktidara baktığımız zaman dün adaletin kamil manada tesisini isteyenler, olağanüstü hale karşı çıkanlar, erken seçim olmaz diyenler şimdi söylediklerinin tam tersini yapıyorlar. Tam tersini. Bir kişi hakimlerin üstünde. Bir kişi.
Falanca hakimler yanlış karar vermiş. İkinci gün diyorlar ki toplayın bunları. Kimse itiraz edemiyor. Böyle hukuk olur mu? Böyle adalet olur mu? Efendim ben öyle bir kalkışmayla karşı karşıya kaldım ki böyle davranamazsam ikinci bir ihtilali önleyemem. Ya tam tersi, senin uyguladığın bu baskı ikinci bir ihtilalin belki hazırlığı manasına gelir. Evet. Olur mu? Hukuk içinde yapılır mücadeleler. İlk onun için ısrarla söylediğim 15 Temmuz'dan sonra ilk anda elbette bir olağanüstü hale ihtiyaç vardı. Çünkü şaşkın herkes. Ne olduğunu bilmiyor. Buraya girmişken hazır şunu sormak istiyorum. Hemen arkasından sözümü tamamla. Ama hemen arkasından da şunu ekledim. Olağanüstü hal olağan hale geldiği zaman Türkiye diktatörlüğe girdi demektir. Bir kişi karar verecek. Kimse itiraz etmiyor. Savunamayacak kendisini. Savunamıyor. Şöyle bir açıklamanız oldu. Fethullah Gülen'le FETÖ'yle ilişkisi olmayan tek grup, tek siyasi parti biziz dediniz. Tabii. Bunu biraz açar mısınız efendim? Yani biz geçmişte hiçbir zaman bu hareketle yakınlık kuramadık. Sonra baktık ki hakikaten temel farklarımız var. Peki bu birlikte olamadık derken bir şeye dayanarak mı söylüyorsunuz tabii. Bunu yoksa içimiz mi ısınmadı diyorsunuz? Hepsi beraber oluyor zaten bu. Yani bir defa somut örnekler somut mu? 20 ikisini söyleyin. Somut örnek. 28 Şubat olmuş. Evet. Fethullah Gülen 28 Şubatçıları destekliyor. Evet. Ha böyle bir mantık olur. Somut. Çok somut bu. Evet. Arkasından diyor ki İlk soğukluğunuz bak, oradan mı başladı? Yok yok çok eskiden. 80'lerden beri gelen bir iş bu. Arkasından aynen şu ifadeyi kullanıyor. Cebrail gelse bir parti kursa ben ona oy vermem. Allahu Ekber. Ya Cebrail sadece peygamberlere gelir. İki Cebrail Cenab-ı Hak'tan mesaj getirir. Hangisinden tutacağım ben bunu? Onun için bizim bir araya gelmemiz mümkün olmadı. Ama ondan istifade etmek isteyenler onunla beraber yıllarca yürüdüler. Bugünkü iktidar en başta olmak üzere. Peki böyle bir öngörünüz var mıydı FETÖ örgütüyle ilgili? Bir gün gelecek bunlar böyle bir kalkışmada bulunacaklar. Yani bir öngörünüz var mıydı? Şöyle bir hazırlık yaptıkları belliydi. Devletin her kademesine adım adım sızıyorlardı. Mertçe de girmiyorlardı. Şimdi siz düşünün. Bütün sual kağıtları imtihanlara müdahale edildi. Bütün imtihanlara. O kadar akıllıca bir sistem kuruyorlar ki imtihanlara müdahale ediyor. Devlet kadrolarına memur alınmasını garanti altına alıyor. Gidiyor bilmem askeri işte hastaneye müdahale ediyor. Birilerinin general olmasının önünü kesiyor. Adalet mekanizmasına bilmem emniyete oturuyor. Belli yerlere geliyor. Oraları kontrol altına. Bunun içinde iyi niyet olur mu? Ama bunlara göre 10 yıl İmkan verildi. En sonunda da söylenen sözü siz de duydunuz, ben de duydum. Ne istediler de vermedik ki dendi. Demek ki bir maddi pazarlık var. Olmaz böyle bir şey. Devlet böyle yönetilmez. Onun için bizim bu arkadaşlarımızın değişmesi gerekir diye ısrarımız var. Sadece FETÖ meselesi değil ki. Kaç yerde yanıldık dediler. Kaç yerde yanlış yaptık dediler. Allah bizi affetsin dediler. İstanbul'a ihanet ettik dediler. Peki İstanbul'la ilgili hangi imar planında değişiklikler meydana geliyor? Var mı? Yok. Hem söylüyorlar hem yanlışla ısrar ediyorlar. Onun için bu iş böyle gitmez diyoruz biz. Onun için bir değişime ihtiyaç var diyoruz. Yani bu meselede Fethullah Gülen'in kabahati çok büyük. Ama onu getirip de kendisinin yoldaşı yapmak bundan daha az bir hata mı? Bundan daha az bir gaflet mi? Bu bir gaflet işareti. Bir hükümet, ülkeyi yönetecek bir hükümet bu hale nasıl düşer? Ama şöyle de bir algı var efendim. AK Parti olmasaydı bunlarla asla kimse mücadele edemezdi. Hata yapmış dahi olsalar en azından hani sonunda hatalarını gördüler ve bir mücadele var.
Başka kimse. AK Parti olmasaydı bunlar hiçbir zaman devletin sinir uçlarına kadar müdahale edemezlerdi. AK Parti bu imkanı verdi. Hani şöyle bir şey var ya, 50 yıldır var bunlar. Ya bunlar bu şekilde 50 yıldır yoklar. Çünkü geçmişe baktığımızda rahmetli Ecevit'le de diyalogları var. Yani birçok siyasi oldu. Liderle... Bir milletvekili koydu oraya. Evet. Bilmem öbür taraftan bir başka birisini koydu. Şahıslar koydular. Ama devletin, ne diyorum, sinir ucuna kadar böyle bir şey olur mu? Haksızlığına AK Parti destek verdi. Birileri çıktı Ergenekon davasında, Balyoz davasında. Yahu hukuk çiğneniyor dedi. O zaman da ben onun savcısıyım dediler. Kendileri dedi. Yani iktidar bu kadar gaflet olur mu ya? Peki 25 Haziran'da diyelim ki seçildiniz ve Cumhurbaşkanı oldunuz. Evet. FETÖ ile ilgili en ciddi mücadele edeceksiniz. Ne yapacaksınız? Bakın, bu iktidar FETÖ ile mücadele ediyorum diyor, etmiyor, edemiyor. Sadece kendi muhaliflerini ayıklıyor şimdi. Şu anda maalesef hukuku da onun için çiğniyor. Bunlarla mücadele için bunların ne olduğunu hem Türk kamuoyuna hem dünya kamuoyuna açıklamaları icap eder. Aslında Cumhurbaşkanı yeri geldiği zaman bu tarifleri iyi yapıyor. Dedi ki bunların, biz anladık ki altı ibadet, ortası ticaret, üstü ihanet. Katılıyor musunuz buna? Doğru, ben evet. Doğru buluyorum yani, öyle bir teşhis isabetli. Evet, altı ibadet, ortası ticaret. FETÖ'ye gönül verenlerin altı ibadet, ortası ticaret, üstü ihanet. Peki burada cezalandırılması gereken kimler i̇hanet var? İhanet seviyesindeki. Yani, ticaret. Ticaret de bir... Ama nemalanıyorlar oradan. Nemalanıyorlar. Zengin oluyorlar. Şöyle, bir haksızlık yapmışlarsa onların da cezalanması icap eder. Ama esas olanı ihaneti yapandır. Evet. Şimdi siz ihanet... Bunu hiç bilmeden bunlara ibadet aşkıyla bağlananları kim oraya sevk etti? Yine bu iktidar. Onlardan bir tezkiye getirmezsen falanca makama gelemezsin dediler. Tezkiye mekanizması onlardı. Şimdi değişti, artık tezkiye mekanizması AK Parti ilçe teşkilatları oldu şimdi. İlçeden bir şey gelecek ki belli bir yere tayin edilesiniz. Ama bu imkanı bunlara sağlayan doğrudan doğruya AK Parti'nin kendisi. Bunun içinden nasıl kurtulur? Kurtulur mu? Kurtulması mümkün değil. Üzerine onun için gidemiyor. Onun için bugünkü metotlarla, bugün uyguladıkları şablonu her siyasi partiye uygulasınlar. Onun için dedim AK Partililerin %60'ı değil, 70'i bile hapse girer. Evet. Hep bunlardan tezkiye alarak geldiler. Evet, şimdi zemzemle yunmuş, yıkanmış bir halde gibi gözüküyorlar. Şimdi 28 Şubat'ı biraz önce hemen üstünden geçtik. 28 evet. Şubat'ın failleri ömür boyu ceza aldılar. Evet. Yani seçilmiş iktidarlara posta koyan, parmak gösteren, evet. Had bildirmeye çalışan, Sayın Erbakan da, rahmetli Erbakan da bundan çok ciddi bir sıkıntı yaşadı. Ben mesela tabii şunu sormak istiyorum. O zaman tabii yaşımız gençti. Ben şöyle bir şey bekledim. Yani 28 Şubat toplantısının ardından neden dedim başbakan olarak bu generallere haddini bildirmedi rahmetli Erbakan? Ben size sormak istiyorum. Ya bu tabii direkt sizin muhatap olduğunuz bir şey değil ama. Yo, muhatap neden, olduğum söyleyeyim. Neden 28 Şubat toplantısı sonrası bir basın toplantısı yapıp bunlar bana böyle baskı yapıyorlar, seçilmiş iktidara posta koyuyorlar, bu millete karşı bir baskıdır, evet, teşebbüstür deyip dedi, haddini bildirmedi. Dedi. Haddini bildiremezdi ki. Niye? Çünkü en son imza makamı Demirel'di. Evet. Rahmetli. İmzalamadı mıydı, ne olacaktı? Hiçbir şey olmayacaktı. Şimdi o 28 Şubat'ın hemen arkasından Erbakan Hoca geldi. Şu masa. Burada. Burada. Evet. Tam burada. Ben o zaman grup başkan vekiliyim. 3 tane grup başkan vekili biz geldik. Başkanlık divanı toplandı. Erbakan Hoca 28 Şubat'taki akşamı bize anlattı. Olduğu gibi. Onlar nasıl bir briefing hazırlamışlar, kendisi de nasıl
bu konunun yanlış olduğunu aktarmış. Ne yapacağız dedi. Şimdi siz bunları görevden almak çok kolay bir iş. Ama imzanın içinde eğer başka birisinin de imzası gerekiyorsa o teşebbüs size zarar verir. O zaman Erbakan Hoca dedi ki bizim ilk yapmamızı icap eden iş mecliste bir ittifak oluşturmak. Çünkü bu meclisin seçtiği bir hükümete karşı, evet, belirlediği bir hükümete karşı darbedir. Tek tek parti liderlerine gittik. Ne yazık ki parti liderlerinden o desteği göremedik. Rahmetli Süleyman Demirel de 28 Şubat'ın arkasında ses çıkarmayan, biraz da paşalara destek veren desek çok abartmış mı oluruz? Yani o da tabii abartmış olur muyuz? Onlara biraz destek verdi diyebilirim şundan dolayı. Aslında kendisi de askeri müdahalelere muhatap oldu. Yani 12 cezaevinde Mart, yattı. Tabii 12 Mart, evet, bunun bir ilk emaresidir. Kendisi çekildi iktidardan. İşte 80 ihtilali kendisi de tutuklandı, gözaltına alındı. Ancak Demirel burada o dirayeti gösteremedi. Belki de Demirel, rahmetli Demirel, rahmetli Erbakan'la beraber postayı birlikte koyacaklardı. Aslında o hadlerini zaman, birlikte tamam, bildireceklerdi. Tam işte o dediğiniz o zaman olurdu. Evet. O zaman olurdu. Ancak bu olmayınca dikkat edin. Arkasından bildiğiniz gibi 4 ay sonra Haziran ayında işlerin artık biraz karmaşık hale geldiğini, seçime gitmenin faydalı olacağını, bundan dolayı da Tansu Hanım'la bir anlaşma yapıldı. Daha önceden protokolde de vardı. Hükümet seçim kararını alalım, hükümet değişsin ve seçime gidelim. Tansu Hanım orada acele etti. Erbakan Hoca dedi ki gelin önce seçim kararını alalım mecliste. Sonra ben istifa edeyim, sizin atanmanızı talep edelim ama önce seçim kararını alalım. Eğer böyle yapmazsak sana Demirel görevi vermez dedi. Yok dedi Tansu Hanım, ben görüştüm, bana bunu verecek dedi. Arkasından bir de baktık ki hakikaten Erbakan Hoca'nın dediği doğru çıktı. Evet. Tansu Hanım'a vermedi görevi. Şimdi burada Demirel Cumhurbaşkanı olarak aslında Milli Güvenlik Kurulu'nda normal olarak hükümetin yanında yer alması icap ederdi. Bir takım iddialar var. Şunlar var, bunlar. Hepsi gazete küpürü. Hepsi boş laf. Ve kurgular. Kurgular. Evet. Bu kadar. Ancak orada Türkiye'de bir hava estirildi. Yani ne yazık ki. Ben siyasi ayağını bir tarafa bırakıyorum. Başta maalesef sermaye. Sonra STK'lar. Sonra medya. Sonra askerler. Bir araya geldiler. Laiklik elden gidiyor diye. İrtica hortladı. Tabii. İran'a dönüşüyoruz. Bunlar kampanyalar gündeme getirildi. Evet. Bunun arkasından orada tabii bizi şahsen en çok beni üzen, bizleri üzen yüksek yargı organı mensuplarının koşa koşa gidip paşalardan talimat almalarıydı. Bu bir hakikaten yıkım gibi bir işti. Bu Cumhuriyet'e karşı yapılan bir darbeydi. Evet. Şimdi bunu savunanlar olabilir. Bakın orada bir şey daha söyleyeceğim. Yani yaklaşım farklılığını görmemiz icap eder. Erbakan Hoca orada diretebilirdi. Dediğiniz gibi mangalda kür bırakmazdı. Milleti sokağa dökebilirdi. Ama Refah Partisi'nin kapatılma kararı açıklandı. Siz de bunu mutlaka biliyorsunuz. Evet. İndi aşağıya. Basın toplantısı yaptı. Basın toplantısında söylediği söz şuydu. Böyle bir karar alındı. Bu karar tarihi süreç içinde bir noktadan ibarettir. Herkes sükunetini muhafaza etsin dedi. Bu devlet adamlığı. Evet, kızgın, bu liderlik. Kızgın ve üzgün olduğu halde. Halde. Evet. Bunu sokağa milleti dökmeye kalksa, evet, emin olun insanlar sokağa dökülürdü. Ama kan gövdeyi götürürdü o zaman. Peki bu 28 Şubat failleri bugün yargılandılar ve ömür boyu hapse mahkum oldular. Evet. Sağlık sebeplerinden ve yaş sebeplerinden dolayı cezaevine konmadılar. Evet. Bu hukuk açısından ben mesela bu haberi okuyunca cezaevine gidiyorlar zannettim. Sonrasında baktım bir ceza söz konusu değil. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Yani
hukuk açısından sağlık ve yaş sınırları bu karar bu şekilde mi uygulanır? Yalnız bunun iki tarafı var. Bunu da makul, ben şahsen makul görüyorum. Yani şöyle, bir 28 Şubat'ı icra edenler çok ama çok büyük bir suç işlediler. Millet iradesine karşı çıkmanın, efendim şimdi hala diretenler var. Bin yıl sürecek. Ne bin yıl ya, işte gördük. Ama öyle bir ortam hazırladınız ki bugünkü ortam doğdu. Şimdi memnun musunuz? Bir defa buna ihtiyaç vardı. Ancak yani Erbakan hocamız da orduyla bir siyasetin çatışma içine girmesini hiçbir zaman bugün tasvip etmedi. Bugün yaşasaydı bu 28 Şubat faillerinin cezaevine girmesini ister miydi? Sanki istemezdi gibi geliyor. İstemezdi gibi geliyor. Sanki ben de öyle bir intiba var. Çünkü şunu söyledi hocam. Evet. Bu askerlerimiz, bizim askerlerimiz, evet, bunlar yanlışlar. Yani gerçekleri görmüyorlar ve bilmiyorlar diyordu. Evet, acaba şunu soralım o zaman, böyle de kapatalım. Evet. Acaba pişmanlar mı? Biz işte yanlış yaptık diyorlar mı? Onu bilmiyorum. İnşallah pişman olanlar vardır. Ama çok büyük yanlış yaptıkları kesin. Yani bu şekilde demokrasiye müdahale, bu şekilde bir iktidarı indirmek, ki bu iktidarın yaptığı icraatları kimse yapamadı. 11 ayda yapılanlar destan olarak yazılır geçmişe. Memura, işçiye, özellikle ordu mensuplarına. Ordu mensupları bile geldi hocaya, dediler ki efendim işte bizim pilotlarımız hakikaten durmadan ayrılıyorlar. Tutamıyoruz. Yeterli gelirleri yok. Bunlara biraz daha fazla zam verelim. Daha fazla zam verdi onlara. Ondan sonra dediler ki ya orduda dengesizlik olmaz. Rütbenin at rütbede bulunan üsttekinden daha fazla maaş alamaz. Hadi onları da değiştirdiler. Bu çok önemli bir işti. Bu onlara yapılan bir kıyak manasında değil. Türkiye'deki ekonomi düzenin adil bir paylaşım tabanına oturmasını sağladı bu. Çiftçi de, asgari ücretli de, emekli de, Bağkur'u da bundan istifade etti. Efendim tekrar ben bu sorunun başına dönmek istiyorum. Evet. İzin verirseniz. Sizin tabanınız Saadet Partisi seçmeni, taraftarı, tabanınız CHP ile birlikte hareket etmenizi nasıl değerlendiriyor? Siz yeterince kendinizi anlatabildiniz mi onlara? Biz anlatıyoruz ve ben ilk başlangıçta bir takım soru işaretleri vardı. Hala rahatsız olan birkaç kişi vardır. Ama bunlar zannediyorum ki anlaşıldı. O zaman şöyle yapın. Şu anda Saadet Partisi seçmenleri dinliyorlardır. Tabii tabii. Bunu bir kez daha ben sizden ve çok kısa bir şekilde bu ittifakın neden yapıldığını bir kez daha anlatın bu isterseniz. Bu ittifak hükümetin seçim kanunlarında değişiklik yaparken %10 barajını hala zorunlu olarak gündeminde tutmasından kaynaklandı. Başka bir sebebi yok. Orada yalnız bir kapı açtı. Dedi ki eğer partiler seçime giderken ittifaklar kurarlarsa o zaman o ittifak için %10 barajı geçerli, içinde geçmez. %1 oy da alsan, o ayı iki ilde sağlamışsan, orada milletvekili çıkarıyorsan çıkarırsın dediler. O zaman bir bakıma bizim durumumuzda bulunan bir parti için bu olmazsa olmaz haline geldi. Biz de o zaman gerek Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi bir araya geldik. Bu ittifakı kurduk. Burada elbette bütün partiler bundan yararlanıyor. Ve bizim için de, bizim geçmişten beri vatandaşımızın, seçmenimizin aklında olan bir soru vardı. Ya bunlar %10 barajını geçemezler. Evet. Onun için benim oyum zayi olmasın, ben götürüp şöyle kullanayım. Şimdi verecek. Şimdi verecek. Evet. Peki kaç milletvekili çıkarmayı planlıyorsunuz? Yani biz, var mı elinizde bir tahmin? Şeyin tahmin dediğiniz zaman biz hepsini isteriz de biz %10 barajını bugünkü şartlarda geçeriz. Peki, diye Peki açtığınız takdirde, bunu bilmediğim için soruyorum, cahilliğime verin lütfen. %10 barajını geçtiğiniz takdirde kaç milletvekili çıkıyor yani, tahmini? Mecliste öyle zannediyorum ki 70-80 yüze yakın milletvekili olabilir. Evet. O dağılımına, oy dağılımına bağlı. Evet. Yani iller bazında dağılıma bağlı. Bunu çalıştınız mı? Tabii arkadaşlarımız bunun yani üzerinde güçlü durdular. Güçlü olduğunuz yerlerde CHP ve İYİ Parti size
Yok, öyle, öyle bir şey yok. Öyle bir anlaşma yok. Bu doğrudan doğruya seçime gidilirken seçimde yani geçmişten beri Cumhuriyet Halk Partisi'nin güçlü olduğu iller var. İşte İyi Parti'nin, tabii İyi Parti MHP'den alacak ağırlıklı olarak ama diğer yerlerden de mutlaka alıyor. Bizim geçmişte güçlü olduğumuz yerler var. Güçlü olmamıza rağmen burada yine de bu beklentilerimizin yüksek olmadığı hususlar var. Yani biz şunu söyleyelim. AK Parti bizi aslında en güçlü olduğumuz yerlerde vurdu. Çünkü bu iş hocanın izni olmadan olmaz havasını yaydılar. Bundan dolayı AK Parti'ye 2002 seçimlerinde büyük bir kayma meydana geldi. Ama arkasından bakıldı ki o bu iş öyle değilmiş. Evet. Fakat giden de yerine göre kemikleşebiliyor. Biz onun için güçlü olduğumuz yerlerde biraz daha kaybettik. Ama ben şimdi şunu söylüyorum. Biz yeni bir taban oluşturuyoruz. Adalete, milli görüş tabanı oluşuyor. Adalete dayalı. Sosyal adalete dayalı. İnsanca yaşamaya dayalı, kucaklaşmaya, kutuplaşmamaya dayalı. Ekonomide herkesin refah seviyesinin birlikte yükselmesini arzu eden, çiftçisiyle de, genciyle de, emeklisiyle de, memuruyla, bilmem esnafıyla, sanayicisiyle, kadınıyla, engellisiyle bir yeni bir taban oluşuyor. Evet. Şimdi projelere ve vaatlere ikinci, üçüncü evet. bölümde geleceğim. Evet. Şunu sormak istiyorum. HDP ile de yeri gelir. HDP de Millet İttifakı'na destek verebilir dışarıdan dediniz biraz önce. Ama şöyle bir şey var, yani ben bunu şahsi fikrim olarak da sizinle ben paylaşmak istiyorum. Ben o Abdullah, Sayın Abdullah Gül aday olduğu takdirde verir mutlaka demiştim. Evet. Şu anki durumda? Şu anda durumda HDP'nin tabanında, yani Kürt vatandaşlarımızdan biz büyük bir destek alacağımıza inanıyorum. HDP demeyelim mi? HDP demeyelim. Çünkü HDP'nin de kendine göre sıkıntıları var. Şimdi şundan dolayı bunu söylüyorum. Evet. Zaman zaman beni dinleyicilerim eleştiriyorlar. Diyorlar ki neden HDP'den birini konuk almıyorsun? Evet. Ben almıyorum. Evet. Buradan açık ve net evet. bir şekilde evet. söylüyorum. Evet. Sizi konuk aldım. Pazartesi günü İyi Parti'yi konuk alacağım. Evet. Meral Hanım'ı. Evet. Sonrasında CHP'den Muharrem İnce ile program yapacağız. Finalde evet. de Sayın Cumhurbaşkanımız konuğumuz olacak. Evet. Neden ben HDP'li birini konuk almıyorum? Evet. HDP çıksın PKK bir terör örgütüdür i̇şte, desin. Ha, tamam. Başımın üstünde yeri var. İşte onu... PKK terör örgütü demeyen bir partiyi ne yazık ki, yani benim tanıyıp tanımamamın bir önemi var mı tam bilmiyorum. İşte bunu da biz geçmişte de defaatlerle söyledik. HDP'nin şu andaki geldiği noktada en büyük sıkıntı kendisiyle terör örgütü arasına yani bir çıksın, mesafe koyamaması. Buradan çağrıda bulunuyorum tabii, sizinle tabii. birlikte. Tabii, tabii. Kral FM'in mikrofonları açık. Evet. 81 evet. ilde, 81 yerel radyoyla kimi istiyorlarsa çıkarabilirim. Tek evet. bir şartım var. Evet. 50 yıldır anamızı ağlatan, evet. binlerce insanımızın ölmesine sebep olan, şehit olmasına sebep olan, doğuda doğunun kalkınmamasını adeta bir düstur olarak üstlenen bu parti desin ki PKK bir terör örgütüdür. Biz PKK'yı tanımıyoruz. Şiddetle bütün yaptıklarını da kınıyoruz. Evet. Desin. Buyursunlar. Tabii, onu diyemedikleri için zaten bugün sıkıntı doğuyor. Bu konuda bana hak veriyorsunuz herhalde. Doğru doğru. Tabii tabii. Evet, şimdi efendim bir de şöyle bir şey var. Siz Sivaslısınız. Bunu da konuşmadan buradan sizi bırakmak istemiyorum. Evet. Sivas'ta malum Madımak Oteli'nde çok ciddi bir felaket yaşandı. Yaşandı. Geçtiğimiz günlerde sizin bizzat ses kayıtlarınız çıktı. Evet, evet. Yani insanları sükunete davet eden, evet. sakin olun, yapmayın, etmeyin diyen, o zaman belediye başkanıydınız evet, orada. Evet. Onlarca insanımızı kaybettik feci şekilde. Evet. Hiçbirimizin asla kabul etmeyeceği bir durum söz konusu. Ve sizin şöyle bir ifadeniz var. 12 Eylül'de cezaevine girdim. O gün yaşadıklarım çok çok daha beni üzdü. Bu hadiseleri daha fazla üzdü. Evet, daha fazla üzdü. Bu bir vicdan azabı ifadesi mi? Kendinizi hiç sorumlu tuttuğunuz, sorumlu gördüğünüz bir şey var mı? Yani bugünkü aklım olsaydı şöyle yapardım. Belki engelleyebilirdik, bir şey olabilirdi. Bu evet. üzüntünüzün sebebi bir vicdan azabından kaynaklanıyor mu? Yoksa olayın hayır, oluş hayır, şekli mi sizi üzüyor? Öyle.
Bir defa ben bugün de bakıyorum, bu olayların önlenmesinde benim gösterdiğim gayretin üstünde bir gayret gösterme imkanım da yok, yetkim de yoktu. Yani bir defa ben belediye başkanı, evet, şehirlerde asayişi sağlamakla görevli değillerdir. Ama işin garibi, şimdiye kadar kimse asayişi sağlamakla görevli olanları hiç sorgulamadılar. Bu sizin ses kayıtlarınız ne zaman çıktı efendim? Ben bunu yeni dinledim. Ben de yeni dinledim. Evet, bu yeni çıkan bir şey. Tabii tabii. Yani de insanlara yapmayın, evet, etmeyin, evet, durun. Peki sonucunun böyle felaketle biteceğini biliyor, öngörmüş müydünüz? Hayır, hiç. Aklımın ucundan bile geçmedi. Benim oradaki söylediğim söz şu. 1978 yılında Sivas'ta yine bir kışkırtmayla, yani bir yerde bir pazar kurulmuş, pazar yerine gidiyor birileri, diyor ki camide insanları yakıyorlar. Camiye de gidiyor, diyorlar ki pazar yerinde Müslüman şeyleri katlediyorlar. Bir şey aklıma geldi. Hazreti Ali ile Hazreti Ayşe'nin yani mücadelesi, evet, gibi o fitneler. Fitneler arada dönemi. Burada iki tarafı da kışkırtan ve bunun neticesinde birçok insan hayatını kaybetti. Yani şöyle diyorsunuz, bu tarafta bir insan topluluğu var. Bu tarafta da bir insan topluluğu var. Ortada da iki tarafı kışkırtan başka bir insanlar var. Orada çok açıktı. Çünkü alenen gidip koşup iki tarafı da kışkırtmışlar. Şimdi tabii ben onu hatırladığım için ilk defa emniyet müdürünün davetiyle, o benim ilk konuşmamdır. Ben ondan sonra iki konuşma daha yaptım. İlk konuşmam oraya, emniyet müdürü dedi ki ya bunlar dağılmıyorlar. Siz belediye başkanı olarak bunlarla daha yakınsınız. Siz konuşursanız dağılın. Valinin haberi var mı? Yok. Hadi vali beye beraber gidelim. Vali beye gittik. Böyle bir talep var. Güzel olur, iyi olur dedi. Siz de gidin. Ben de gittim, konuştum. Yani oradaki konuşma hakikaten, ben bir şey olur mu olmaz mı? Ama ben 78'de hatırladığım böyle için böyle sonuçlanacağını da asla hiç öngörmüyorsunuz. Hiçbir zaman aklımın ucundan geçmiyor. Evet. Sadece orada bir tartışma var. Tabii. Orada bir hareketlilik var. Yapmayın. Dağılın. Peki böyle sonuçlanacağını bilseydiniz herhalde çok daha şiddetle. Yok yok. Yapacak bir şeyimiz yoktu. Evet. Ben çünkü onu neden söylüyorum? Şimdi bir defa burada Aziz Nesin'in ve diğer Sivas'a gelenlerin Madımak Oteli'nde kaldığını ben o zaman öğrendim. Vali ile emniyet müdürü arasında bir münakaşa oldu. O zaman farkına vardım. Ancak bir gün sonra istihbarat müdürü bana geldi emniyetin. Şimdi düşünün, istihbarat müdürünün söyledikleri. Diyor ki bir, önce biz böyle bir Sivas'ta hadise olacağına dair hiçbir istihbari bilgimiz olmadı. Ancak İki hafta önce Divriği'de bir terör hadisesi oldu. Evet. Çevik kuvvetin 1/3'ünü oraya gönderdik. Bir hafta önce Hafik'te bir terör hadisesi oldu. Çevik kuvvetin 1/3'ünü oraya gönderdik. Sivas'ın içinde gücümüz azaldı. Güvenlik gücü az. Azaldı. Evet. Onun üzerine ben hem emniyet müdürüne hem valiye dedim ki efendim biz burada bir hadise meydana gelirse müdahale gücümüz kalmadı. Bir şey olmaz dediler diyor. Onun üzerine ben sınırımı aşarak İçişleri Bakanı'na, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne, Başbakan'a kadar telgraf çektim. Böyle bir durum vaki diye. Tabii onu ben de gördüm. Hakikaten emniyet gücü, yeterli emniyet gücü yoktu. Peki ihmali olanlar kimlerdir sizce? Yani ben vali şimdi, midir, emniyet müdürü yok, müdür? Yok, ben burada bu kadar zaman geçtikten sonra vali midir, emniyet müdürünün ihmali midir, bunun içine girmem. Bunu birilerini alıp benim ısrarla üzerinde durduğum, burada bir komplo vardı. Evet. Ya bunların bu işin içinde olması mümkün değil zaten. Ama bunun altyapısı iyice araştırılmalı ve ortaya çıkarılmalıydı. Evet. Çünkü benim kanaatim bu dışarıdan planlanan bir, çünkü 93 karışıktır. Yani Eşref Bitlis Paşa'nın, Uğur Mumcu'nun, Özal'ın ölümleri hep o yıldadır. Bu kadar basit görülmemesi gereken, görülmemesi, bir dış müdahaleyle yapılan, tabii, bir şey diyorsunuz. Birisi bir yere bir kıvılcım atıyor. Evet. Ha, o kıvılcımı atanlar burada 37 kişi hayatını kaybedecek, onu da hesapladıklarını zannetmem. Ama bir hadise meydana gelsin. Şunu başaramadılar. Sivas'ta bir Sünni Alevi çatışması meydana getirmek istediler. O olmadı. Peki sizin ses kayıtlarınız çıkınca, evet, yeni dinledim dediniz. Evet. Yapmayın, etmeyin, evet, durun, sükunete davet eden
ses kayıtları çıkınca ne hissettiniz? Vallahi biraz ferahlık hissettim. Beni bir de, yok bir de Allah razı olsun yani birçok Alevi vatandaşımız aradı. Yani hem üzüntülerini, bir kısmı pişmanlığını, haksızlık yaptık size. Haksızlık dediler. Yani biz bilmiyorduk. Evet. Bir bundan önce de arayanlar oldu. Helallik dileyenler çünkü oldu. Aleviler de şu anda Kral FM'i çok fazla dinliyorlar. Tabii, yerel radyolarla birlikte. Tabii, tabii. Bunu özellikle sormak istedim. Doğru. Yani ben o kadar çok insan aradı ki ben evet. de yani bu aramak da önemli bir meziyet yalnız. Evet. Arayıp evet. yani üzüntüsünü dile getirmek bu tabii beni ziyadesiyle memnun etti. Evet. O öbürünü de söyleyeyim. Şimdi bir belediye başkanı kendi döneminde sadece böyle bir hadisenin meydana gelmesini değil, vatandaşa zarar veren başka hadiselerin meydana tabii bir sel felaketini, evet. bilmem bir yangını bile istemez. Bu onun için benim zihnimde her zaman çok daha farklı bir yer işgal etti. Evet. Sevgili Kralcılar ve Yerel Radyolar 81 ilde şu an ortak yayındayız. Saadet Partisi Genel Merkezi'ndeyiz şu anda. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Temel Karamollaoğlu'yla birlikteyiz. Kısa bir aramız var. Tabii. Aradan sonra size neden oy versinler diye evet. soracağım. Biraz çok. Da vaatleri, biraz da güzel şeyleri konuşalım. Olur inşallah. Kısa bir aramız var, sonra buradayız. Tamam, teşekkür ediyorum.
Şöyle dursun, tamam, bir şey değil. Evet efendim, tekrar buradayız. Evet. Kral FM'le birlikte 81 ilde ortak yayındayız. Sosyal medya hesaplarımızdan da canlı olarak şu anda görüntülü olarak yayınlanıyor. Az önce ilginç bir diyalog yaşandı burada. Evet, evet. 28 Şubat sonrasında rahmetli Erbakan'ın şu odada, şu masada, evet, şu masada. Masanın başında oturduğunu ve bir konuşma yaptığını, sizinle iletişim kurduğunu, sizin de o günlerle ilgili bir anekdotunuz daha var. Arkadaşlar hatırlattılar. Evet, evet. Yani burada Ezgi Başaran Hanım'la bir röportajı, o röportajda yani bu 28 Şubatçılar hakkında ne isterseniz, onların cezalandırılmasını düşünür müsünüz gibi bir soru olunca da cevabı Erbakan hocamızın, bunu birkaç kere de başka yerlerde de tekrarladı. Bizim bir tane ordumuz var, biz onların cezalandırılmalarını istemeyiz. Onların bu konuda eğitilmelerini isteriz. Eğitime ihtiyaçları var. Bilmiyorlar o konuları diye. Sıcağı sıcağına bile bir intikam duygusuyla yaklaşmadı. Yaklaşmadı. Evet, bu yani, da önemli bir şey. O konuda Erbakan Hoca her zaman samimiydi. Hakikaten yapıcıydı. Erbakan Hoca gibi kolay kolay bir siyasetçi gelmez herhalde. Asırda bir tane olur gibi geliyor bana. Evet. Şimdi hemen hızlı hızlı süremiz de doluyor. Evet, son tabii, 20 dakikamız tabii, biraz buyurun. Da vaatlerinizi konuşmak istiyorum evet. Ama öncesinde şunu sormak istiyorum. Çok Saadet Partisi olarak geçmişten itibaren Filistin'le ilgili çok ciddi mücadeleleriniz evet. oldu. Tabii. Geçtiğimiz günlerde Kudüs mitingi vardı. Bu mitinge davet edildiniz mi? Çünkü ben radyodaki programda şunu söylemiştim. Evet. Keşke bütün partiler, bütün liderler burada olsaydı. Gönül evet. isterdi ki bu en azından bu konuda birleşelim. Evet. Tabii. Demiştim. Davet edildiniz mi? Hayır, davet edilmedik. Ancak şunu hemen ifade edeyim. Bu hadiseler meydana gelince biz İstanbul'daydım ben o zaman. Bir miting yapma kararını aldık. Sayın Cumhurbaşkanı da Londra'daydı. Yani hikmeti ilahi diyorum ben, bizim buralarda dinleniyor da 10 dakika sonra miting kararı aldıklarını açıkladılar. Evet. Onun üzerine biz dedik yani iki tane birbirinin aynı konuda miting olmaz. Biz miting yapmaktan vazgeçtik. Davet edilseydiniz gider miydiniz? Şöyle yani artık o nokta ben davet edilmeyeceğimiz kanaatindeydim. Çünkü edilseydiniz gider miydiniz? Giderdik. Bizim çünkü bu toplantılarda bu tip yerlerde yalnız evet. edilseydiniz deyince edilmez kimse. Çünkü biz gideceğiz orada. Yaptıkları yanlışları ortaya koyacağız. Bunu dinlemek istemezler hiçbir zaman. Bundan dolayı ve orada yalnız ben şunu söyledim. Aslında iktidarlar miting yapmaz. İktidarlar icraat yapar, karar alır. Neyi kastettiniz burada? Ha burada mesela bizim, evet onlar işte ilk kademede büyük elçimizi geri çektiler. Buradakini de gönderdiler. Onun ötesine gitmek. Bizim İsrail'le olan onun canını da yakacak. Evet bizim de canımızı yakabilir. Bir takım ticari anlaşmalar var. Mavi Marmara'yla ilgili yapılan bir anlaşma var. Bunların hepsinin iptal edilmesi gerekirdi kanaatindeyim. Çünkü İsrail yaptırımdan anlar. Başka bir şeyden anlamaz. Sizin bütün münasebetleriniz devam edecek. Uluslararası sahada, ticarette, yatırımlarda pilotları Türkiye'de eğitiliyor. Böyle şey olur mu? Siz arkasından çıkacaksınız meydanlara. Yani bütün ilişkilerimizi keserdik diyorsunuz. Keserdik biz. Evet. Kesmemiz de gerekirdi. Hemen hızlı hızlı sormak istiyorum. Özelleştirmelere karşı mısınız? Bu şekildeki özelleştirmeye karşıyız. Prensip itibariyle biz özelleştirmeye kökten karşıyız demek doğru olmaz. Ancak özelleştirme şöyle yapılırsa buna destek bile veririz. Falanca yerde bir fabrika var. Devlet bunu işletiyor. Özel sektör geldi ben bunu daha iyi yaparım dedi. Sen burada
daha fazla ürün elde ederek, kaliteyi yükselterek, daha fazla işçi sağlayarak, ihracat yaparak veya ithalat ikamesi sağlayarak bu ülkeye fayda sağlarsan al senin olsun. Evet. Ama orayı yıkıp yerine AVM yapacaksan kusura bakma. Ben buna özelleştirme demiyorum. Bu özelleştirmeyle alakası olmayan bir, bu yıkım. Evet. 90 yıllık bizim sanayi tesislerimizin tamamına yakınını yıktılar, olur mu böyle? Üçüncü havalimanı, Kanal İstanbul'da Çanakkale Köprüsü konusunda ne düşünüyorsunuz? Yani bir defa Çanakkale Köprüsü ve Kanal İstanbul yapılmaması icap eden yatırımlar. Zaten yani siz iktidara gelirseniz bu... Kesinlikle yaptırmayız. Üçüncü havalimanı? Üçüncü havalimanı artık bitmiş, yapacak bir şey yok. Ancak üçüncü havalimanı oraya geldikten sonra... Şimdiden yapılması icap eden en azından hızlı bir tren hattının merkeze kurulmasıydı, merkezle irtibat sağlaması. Ama ben eğer böyle bir şey olursa Yeşilköy Hava Limanı'nın çalışmasını devam ettiririm. Peki Sayın Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı. Dedi ki Yeşilköy Havalimanı'nı, Atatürk Havalimanı'nı millet parkı yapacağım dedi. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bunlar çok önceden vaat ediliyor ama arkasından hiç o dedikleri gibi çıkmıyor. Yani millet parkı olmayacak mı orası sizce? Bize göre hava alanı olarak kalmalı orası. Şu anda çünkü İstanbul'a giden insan Türkiye'den dışarıdan gelen uçakları tamam 3. havalimanına indirin. Uluslararası şeyler yapan devir teslim yapılacak ordulardan... Evet. Gelip de işte İstanbul'a gelip İstanbul'dan başka bir yere seyahat etmek isteyenler için orayı kullanın. Yani seçilirsem diyorsunuz 3. havalimanı kalır. Kalır. Devam eder. Atatürk Havalimanı'nı da devam ettiririz. Ettiririm iç hatlar için özellikle. Evet. İç irtibatı kurmak için diğer bütün vilayetlerle. Yani sadece Sabiha Gökçen iç hatların yükünü kaldıramaz. Anadolu yakasına gelenler rahat eder ama Avrupa yakası için Yeşilköy'e ihtiyaç var. Evet. Bu yakınlığa ihtiyaç. Şimdi sözü biraz size bırakmak istiyorum. Ben çok fazla soru sormadan sadece şunu soracağım. Buyurun. 24 Haziran sonrasında size göre Türkiye'nin acilen çözülmesi gereken sorunları neler? Bu sorunları nasıl çözeceksiniz? Evet. Önce bir defa şunu hemen ifade edeyim. Kuvvetler ayrımı prensibi sanki varmış gibi parlamentoyla birlikte çalışmayı, aynı zamanda da adalet mekanizmasının tamamen yürütmeden ve yargıdan bağımsız çalışmasını sağlamak. Bu birinci görevimiz. Birinci bizim. İlk yapmamızı icap eden. Olağanüstü hal? Olağanüstü hal mutlaka kalkacak. Hangisi önce? Ya bu bir gün, iki gün, üç gün bir mesele değil ya. Bir ay geçmiş, bu o kadar önemli değil. Ama birincisi bunların kuvvetler ayrılığını sağlamak. Şunu hemen söyleyeyim yalnız siz bu sorduğunuz için. Şimdi bazen önce deyince sanki dakikalar itibariyle önce şunu soruyor. Öyle bir şey değil. Bu iktidara geldikten sonra bir defa iktidara gelen insan neredeyiz? Durumunu tespit etmek mecburiyetindedir. Bu bir hafta sürer, bir ay süren kısmı olur. 3 ay sürer ama 3 aydan daha fazla sürmez. Peki bu çalışmaları seçildiğiniz takdirde Çankaya Köşkü'nde mi yapacaksınız, Beştepe'de mi yapacaksınız? Ben çok geniş mekanlarda, beni geniş mekanlar sıkıyor belki. Onun için ben biraz daha... Çankaya'da olacaksınız. İşte bakalım geldiğimiz zaman öyle olacak gibi. Şu an emin bakalım. Değil misiniz? Yani Çankaya mı Beştepe mi efendim? Şimdi yani bizim bu noktada ben Çankaya'yı tercih ederim gibi gözüküyor. Öbür tarafa başka bir fonksiyon bulmamız icap eder. Yani her şeyin bir kompleksin içine barındırılması, o ihtişam beni rahatsız ediyor zaten. Ama şöyle bir şey vardır. Şahane. Bir hadis midir bu? Makamda mütevazi olmayacaksınız. Öyle bir şey böyle yok. Bir hadis var mı? Hayır, öyle bir hadis yok. Tam tersi. İtibarda tasarruf önce yapılır. Şu bana itibar kazandırıyor diye siz yapmamanızı icap eden bir harcamayı yapamazsınız. Siz duydunuz mu? Makamda mütevazi olmayacaksın. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu kimin böyle sözü? Yok, bilmiyorum. Başka birisinden duydum ama Sayın Cumhurbaşkanı bunu kullandı. Ya ilk defa benden duymadınız bunu. İlk defa sizden duymadım. Yani dendi ki itibarda tasarruf olmaz. Ben de bunun tam tersini düşünüyorum. Tasarruf orada başlar önce. Çünkü itibar dediğiniz sizi dışarıya karşı görkemli gösterecek giyiminiz, kuşamınız, arabanız, oturduğunuz mekan vesairedir. Onun için ben bu aynı fikirde değilim.
burada ilk meseleleri söylüyorum, meseleler diye toplu olarak söylüyorum. Bizim süratle yapmamızı icap eden iş topluma bir güven vermek. Tamamını kucaklamak. Kutuplaşmayı ortadan kaldırmak. Ama şöyle bir ifadeniz de var. Kutuplaşmayı ortadan Sayın Erdoğan kaldıracak. Yok, ben öyle bir şey demedim. Öyle bir ifadeniz var mı? Yok. Kaldırması gerekir diye vardır. Yani Cumhurbaşkanlığı makamında oturan bir insan bunu yapmak mecburiyetindedir. Çünkü kaldıracak demiyorsunuz. Kaldırması gerekir. Tabii. Çünkü Cumhurbaşkanı kendisine oy verenin de vermeyenin de, kendisiyle aynı prensipleri paylaşanın da benimseyenin de benimsemeyenin de Cumhurbaşkanıdır. Evet. Sadece kendi başkanının, partisinin Cumhurbaşkanı olmaz ki. O zaman şöyle gidelim. Olağanüstü hali kaldıracağım diyorsunuz derhal. Kuvvetler ayrılığını güçlendireceğim diyorsunuz. Onun dışında kucaklaşma, bu kutuplaşmayı ortadan kaldıracağım. Psikolojik bir yaklaşımdır. Evet. Onun için de meseleleri mütalaa ederken süratle her konuda farklı zihniyetlerdeki insanlardan uzmanları bir araya getirip oturun bakayım biz burada ne yapacağız, neredeyiz demeye ihtiyacımız var. Farklı zihniyetlerdeki insanların olması lazım ki orada bir müzakere ortamı da olsun. Yoksa benim gibi düşünecek gelen, efendim ne güzel ya, siz tecrübelisiniz, biliyorsunuz zaten, söyleyin yapalım. Peki parlamenter sistem mi yoksa Cumhurbaşkanlığı sistemi? Şöyle, o bir uzlaşmayla sağlanabilir. Bizim için parlamenter sistem olmasıyla başkanlık sisteminin olması arasında çok büyük bir fark yok. Başkanlık sistemi olabilir ancak kuvvetler ayrımı mutlaka olmalı. Başkan meclise mutlaka hesap vermeli. Meclis de yeri geldiği zaman başkandan veya bakanlardan hesap sorabilmeli. Çünkü bunu şundan dolayı soruyorum. Millet İttifakı'nın sırtını dayadığı en önemli şey, biz parlamenter sisteme tekrar döneceğiz diyorlar. Şöyle, bunu hem Cumhuriyet Halk Partisi hem de İyi Parti söylüyor. Ben de diyorum ki olabilir. Ama esas olan kuvvetler ayrımının tesis edilmesidir. Adı değil, içeriği diyorsunuz. Tabii, esas olan o. Evet. Onun için bu nokta sağlandıktan sonra Türkiye'de emin olun huzur da olur. Bir de farklı fikirlerin mecliste temsiline mutlaka fırsat vermek lazım. Peki şimdi siz mutlaka söyleyeceksiniz ama ben hızlandırmak için soruyorum. Süremiz doluyor. Doğru. İki tane problemimiz daha var. Ekonomi ve dış politika. Bununla ilgili ne yapacaksınız? Şimdi bakın, dış politikada biz tabiri caizse uzmanları mutlaka bir araya getireceğiz ama bizim bir takım prensiplerimiz var. Bunlardan bir tanesi, biz kendi tabirimizle şahsiyetli bir dış politika izlemeyi önemseriz. Şartlara göre zikzak yapmaya kalkarsanız onun adı şahsiyetli dış politika olmaz. Bu dünyanın bizim fikirlerimize ve düşüncelerimize, samimi olarak söylüyorum, ihtiyacı olduğu kanaatindeyiz. Evet. Sadece ülkemizde kutuplaşmalar meydana gelmiyor, dünyada da bu meydana geliyor. O zaman bizim oturup mutlaka D8'leri mesela güçlendirmemiz, aktif hale güçlendirmek demek, aktif hale getirmek. İslam İşbirliği Teşkilatı faal hale gelmeli. Sadece Kudüs'te bir hadise oldu, bir araya gelelim, kınayalım. Hadi dolar düştü, başkalarını çağıralım, bir de doların yükselmesini kınayalım. Bunlarla problemi çözülmez. Peki Esad'la masaya oturur musunuz? Yeri gelirse otururuz. Evet. Bizim derdimiz şahıslar değil. Bizim derdimiz oradaki problem, katliam, akan kan. Evet. Türkiye'deki 3 milyon Suriyeli ile ilgili görüşünüz yani nedir? Burada ben şuna inanıyorum. Eğer Suriye huzura kavuşsun, buradaki Suriyeliler kendi memleketlerine dönerler. %90'ı en azından döner. %10'u da burada kalırsa kalsın, ya ille de biz kalmasın demeyiz. Ama %90'ının döneceğine inanıyorum. Trump olduğu sürece Amerika ile uyum içinde çalışmamız biraz zor diyorsunuz. Mümkün değil. Yani Trump dengesiz bir insan. Trump Amerika'da bile problem haline geldi. Siz bir Amerikan başkanını düşünün. Kendisinden önceki hükümetlerin yapmış olduğu anlaşmaların hiçbirisini tanımıyor. İran anlaşma yapmış, tanımıyor. Çevreyle ilgili anlaşma olmuş, tanımıyor. OECD bir şey yapmış, tanımıyor. Ya böyle Amerika'nın Cumhurbaşkanı'na böyle dengesiz bir... Kusura bakmasın yani ama
Böyle dengesiz bir adam gelirse onlarla oturup bir şey konuşulamaz. Şimdi en son Kudüs'te yaşadığımız bir facia var. Tabii. Hepimiz çok üzgünüz bundan dolayı. İslam ülkeleri sessiz ve tepkisiz. Özellikle Suudi Arabistan. Evet. Neler söyleyeceksiniz bu konuda? Şimdi bakın, ben bunu sadece Suudi Arabistan için değil, geri kalmış ülkelerin tamamı ne yapacağını bilmiyor. Bizim sadece İslam ülkelerine değil, bütün geri kalmış ülkelere karşı bir vecibemiz var. Evet. Ben bunu abilik sıfatıyla söylemiyorum. Türkiye abilik yapsın. Hayır. Ama Türkiye öncülük yapabilir, yeni bir çığır açabilir. İnsanları, ülkelerin başkanlarını bir araya topladık, gelin şu problemlerimizi beraberce çözelim diyebilir. Ha, bunu yaparken biz elbette Amerika ile de irtibat kurarız. Avrupa ile de irtibat kurarız. Ama Rusya ile de kurarız, Çin ile de kurarız. Sadece bir yere kendimizi mahkum etmek mecburiyetinde değiliz. Çünkü şu anda maalesef bazı yerler bir takım alışkanlıklarından kurtulamıyorlar. Avrupa Birliği ile ilgili. Almayacaklar bizi. Biz kapıda beklemeyiz. 30 tane fasıl açılmış, biri kabul edilmiş. Alırlarsa girer misiniz? Çünkü çok gireriz bir, gibi şöyle, bakmıyorsunuz. Hiç bakmıyorum. Evet. Prensip itibariyle almayacaklarına inanıyorum. Ve biz dışarıda kalır. Ancak Avrupalılarla bir imtiyazlı ortaklık dedikleri bir sistemi oluşturursak, evet, ona varız. Ama alırlarsa da gireriz demiyorsunuz. Demiyorum. Çünkü ben o noktada, bakın öyle bir şey, alırlarsa girer misiniz? 30 tane faslın 29'unda bizim önümüzü açmayan ülkeler topluluğuna ben nasıl diyeyim de güvenirim? Alırlarsa gireriz zayıf bir ifade gibi mi geliyor o size? O kadar zayıf ki, evet, mümkün, evet, olmayan bir ifade. Evet. Amerika Birleşik Devletleri gelip Türkiye'ye teslim olur mu? Teorik olarak Trump diyebilir ki, ya bu Türkler tarihte çok büyük destanlar yazmışlar, hadi biz şunlara gidelim. Olmaz. Ya olursa, ya o muhal sorunun cevabı olur değildir. Avrupalılar böyle bir niyette değiller. Açık söylüyorlar. Evet. Türkler Müslüman. Hristiyan kulübü. Burası bir Hristiyan kulübü. Bunu açık ifade ediyorlar. Evet. Biz de diyoruz ki biz de Müslümanız. Şimdi son olarak şunu sormak istiyorum. Ekonomiyle ilgili, evet, son 4 dakikamız efendim. Dolar artıyor. Vatandaşın cebindeki para eriyor. Yani bazı insanlar diyor ki dolar artıyorsa bize ne? Böyle bir şey yok. Dolar artıyorsa senin cebindeki para eriyor. Dün aldığın şeyi alamıyorsun. Tabii. Doların artışını nasıl durduracaksınız? Şimdi tabii bu konuyu işin içine girdikten sonra bizim görmemiz icap eder. Ama en önemli iş Türkiye'ye bir miktar döviz girişini sağlamaktır. Bu da Türkiye'de güven ortamının sağlanmasıyla olur. Yani bir defa dışarıdan Türkiye'ye gelecek yatırımcı, para getirecek insan şuna inanacak: ben başıma bir sıkıntı geldiği zaman hakkımı koruyacak bir yargı sistemine sahip olmam icap eder. Birinci şart. Şart. Evet. Olmazsa olmaz. Adaletin, hukukun olmadığı yere yabancı yatırımcı gelmez. Bizim gözümüze kaşımıza aşık değil bunlar. Huzur olacak. O zaman gelirler. Ne kadar sürer bu huzur oluşması? Bu aslında, Sayın Muharrem İnce 2 sene süre veriyor. Yok, benim buradaki kanaatim, bu huzur ortamının oluşması birkaç ayda sağlanır benim kanaatim. Öyle uzamaz. Ancak problemlerin bütünüyle çözümü elbette biraz zaman alabilir. Evet. Burada alınacak tedbirler önemli. Biz her zaman söyledim, kaynak olarak önce israfın ve yolsuzluğun durdurulması lazım. Burada bizim en az 50-60 milyarlık bir potansiyel çıkacağına inanıyorum. Arkasından tarım. Tarım bir senede verdiğinizi geri verir size. Öyle bir tarım politikası olacak ki biz bir senenin içinde ithal eden değil, hakikaten ihraç eden bir ülke haline geleceğiz. Evet, 3 ayda toparlamaya başlarız diyorsunuz. Başlarız biz bunları. Seçilirsek. Ve süratle de yatırımların ortamını hazırlarız. Evet. Ve ben inanıyorum ki imkan verildiği zaman, hatta bugünkü şartlar altında bile, esnaf ve sanayici ortamdan emin olsunlar, istihdamlarını da artırır, üretimlerini de artırırlar. Ama şu anda nefes alamıyorlar. Önce bizim, yani bunları söylerken tabii iş genişleyecek, hem şahısların kredi borçları var, banka kredi borçları var, ev almışlar borçları var, esnafın borcu var, işte geçen gün birisi bağırıyor, evet, çiftçinin borcu var, sanayinin borcu var.
Biz bunları çözmek mecburiyetindeyiz ve biz bunları birkaç ay içinde çözmek mecburiyetindeyiz. Çok kısa cevaplar almak istiyorum efendim. Af konusundaki görüşünüz nedir? Sayın Devlet Bahçeli afla ilgili bir çıkışta bulundu. Yani af, devlet kendisine karşı işlenen suçları belli şartlar altında affedebilir. Ama şahıslarla ilgili suçları kesinlikle karşı olmaz. Yani evet. Birisi onu şahıslar derlerse bu imkan tanınabilir. Yani bir yakınını katletmiş, diyor ki bir kaza eseri bu olmuştu. Trafik kazasındaydı, hapse girmiş. Ben hakkımı helal ediyorum diyor. Ha, o affedebilir kendisi. Son olarak efendim, seçim güvenliğiyle ilgili bir mesajınız var mı vatandaşlarımıza? Ben vatandaşlarımıza şunu söylüyorum. Kimse seçim güvensizliği var diye sandığa gitmekten imtina etmesin. Biz özellikle kararlıyız. Sandıklara mutlaka sahip çıkacağız. Hiç kimsenin oyunun zayi olmamasına, sandıklarda bir hile yapılmamasına çok ama çok itina göstereceğiz. Herkes bundan emin olsun. Ama ya benim oyumla bir şey olmaz diye sandığa gitmezse, işte o zaman kendi kendine benzeyen bir sürü insanlar doğar. O zaman biz zarar görürüz. Evet efendim, çok teşekkür ederiz. 2 saatinizi bize ayırdınız. Evet. Bizi burada ağırladınız. Oruç ağzınızda, Allah kabul etsin diyelim. Biraz bir şey sonra ikram edemedik. Evet, kusura bakmayın. Sohbetiniz bizim için yeterliydi. Sağ olun. 81 ilde 81 yerel radyoyla Kral FM ortak yayınındaydınız. Sizin sosyal medya hesaplarından, bizim sosyal medya hesaplarından yayın yaptık. Her zaman şunu söylüyorum. Türkiye kazansın diyorum. İnşallah 24 Haziran sonrasında sandıktan istikrar, İnşallah. Mutluluk, huzur, çıksın. Güçlü bir Türkiye çıkar. İnşallah, inşallah. Ben de böyle bir imkanı bize verdiğiniz için size teşekkür ediyorum. Bizi gerek radyoları başında, gerekse sosyal medyada takip eden bütün kardeşlerime saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Ramazanlarını tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak'tan tuttukları oruçların kabul olmasını niyaz ediyorum. Ben de sizin gibi ülkemize ve bölgemize huzur ve esenlik gelsin temennisinde bulunuyorum. Yani görüşlerimiz farklı olabilir. Ama yaşantılarımız farklı olabilir. Elbette. Kültürlerimiz farklı olabilir. Dualarımız aynı. Aynı inşallah. İnşallah. Çok teşekkürler efendim. Sağ olun. Allah'a emanet olun.